Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam. Babu sehmi zevil kurba. Babu sehmi zevil kurba. Bu bab Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasına verilecek sehim hakkında. Bu da ihtilaflı bir mesele. Zevil kurbanın hissesi kime verilecek? Sonra zevil kurbaya ayrıca bir hisse var mı, yok mu? Haddesena Süleyman ibn-i Şuayb, kâle haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad, kâle haddesena Şu'betu anil hakem, kâle semiyatu Abdurrahman ibn-i Ebi Leyla, yuhaddisu an Ali ibn-i Ebi Talib. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'ten rivayet ediyor. Enne Fatimete etet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatıma radıyallahu ta'ala anha Peygamber Efendimiz'e geldi. Teşku ileyhi. Resulullah Efendimiz'e şekva ederdi. Neyi? Eserer raha fi yediha. El değirmeniyle elinden arpayı, buğdayı çekmiş, un etmiş. Elindeki eseri gösterdi ki ya Resulullah, elim acıyor. Bana bir hizmetçi lazım. وَقَدْ بَلَغَهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتَاهُ سَبْيُمْ Hazreti Fatıma'ya haber verdiler ki bir ganimet geldi, içinde esirler var. O da gitti ki Resulullah Efendimiz'den bir hizmetçi alalım. فَاَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا Gitti Resulullah Efendimiz'e bir hizmetçi istedi. فَلَمْ تَلْقَهُ Resulullah Efendimiz'e gitti istemek için Resulullah Efendimiz'i göremedi. وَلَقِيَتْهَا عَيْشَةً Hazreti Ayşe'ye mülakı oldu. Hazreti Ayşe'yi gördü. فَأَخْبَرَتْهَا الْحَدِيثِ Hazreti Ayşe'ye haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi mi bana bir hizmetçi versin bu gelen esirlerden. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَخْبَرَتْهُ بِذَالِكِ Peygamber Efendimiz teşriflerinde Hazreti Ayşe haber verdi ki Fatime geldi, senden bir hizmetçi istiyor. قال Hazreti Ali diyor ki فَأَتَانِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bizim evimize geldi. وَقَدْ أَخَذْنَا مَدَاجِعَنَا Biz de yatmıştık. Yatmıştık, Resulullah Efendimiz geldi. فَذَهَبْنَا لِنَكُمْ Biz Resulullah Efendimiz'i görünce kalkmak istedik. فَقَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki مَكَانَكُمَا Kalkmayınız, el olduğunuz yerde durunuz dedi. فَقَعَدَ بَيْنَنَا İkimizin arasında Peygamber Efendimiz geldi oturdu. Bir tarafında Hazreti Ali, bir tarafında Hazreti Fatıma. حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى سَدْرِي Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki hatta Peygamber Efendimiz'in ayaklarının, ayağının soğukluğunu göğsümde buldum. İkisinin arasına oturunca ayakları Hazreti Ali'nin göğsüne gelmiş, hatta ayaklarının soğukluğunu hissettim diyor. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Ela edullukuma ala hayrin mimma seeltuma Sizin istediğinizden daha hayırlı bir şeye delalet edeyim mi? Onların istediğine hizmetçi. Hizmetçiden daha hayırlısını Peygamber Efendimiz onlara gösterecek. Bunu size göstereyim mi? Onlar tabii sükut ettiler. Sükut edince dedi ki, buyurdular ki tükebbiranillâhe erba'an ve telâfîn tükebbirani siz tekbir getirirsiniz. Allah-u Ekber dersiniz. Allah'a Cenab-ı Hakk'ı tekbir edersiniz. Yani Allah-u Ekber dersiniz. Erba'an ve telâfîn 34 defa. Allah-u Ekber. Ve tüsebbihani selâfen ve selâsin. 33 defa da Subhanallah dersiniz. Ve tehmedâni selâfen ve selâsin. 33 defa da Elhamdülillah dersiniz. İzâ ahaztumâ medâci'akumâ Ne vakit ki yatak vakti yattınız, vücudunuzu yanınızı yere koydunuz, bu vakitte yani yatacağınız vakitte 34 defa tekbir, 33 defa tehmid, 33 defa da tesbih. Bunu okuyunuz. فَاِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمَا İşte bu sizin için daha hayırlıdır. مِنْ خَادِمٍ Hizmetçiden daha hayırlıdır.
Hizmetçi dünya işleri. Dünya işlerinden dolayı hizmetçi istiyor Hazreti Fatime ki kendisine yardımcı ola. Resulullah Efendimiz, dünya işlerine katlanın. Fakat size daha hayırlı olan bu zikirlere devam edin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Yani dünyaya ehemmiyet vermeyin. Ahirete ehemmiyet verin. İnşaat etti onları. Hadisin birisi bu. İkinci hadis. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم حضرت علي رضي الله عنه diyor ki ben Fatime'ye bir gün dedim ki قد جاء الله أباك بسعة ورقيق Cenab-ı Hak senin babana yani Resulullah Efendimiz'e genişlik verdi. Birçok ganimet geldi. Onların içerisinde esirler de var. Rekik esir. Fe'tihi. Sen Resulullah Efendimiz'e git. Fatlubi minhu hadime. Resulullah Efendimiz'den bir hizmetçi iste. Diye Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Fatime'ye yol gösterdi. Yani git istedi. Fe'tettu. Hazreti Fatime de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. فَزَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ Peygamber Efendimiz'e bunu zikretti. Ya Resulullah bize bir hizmetçi ver dedi. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki وَاللّٰهِ لَا اُعْف۪يكُمَا وَاَدَعُوا اَهْلَ الصُّفَّةِ يَطْوُونَ بُطُونَهُ Yemin ederim ki, vallahi Allah yemin ederim ki diyor. La u'fikuma ben size vermem. Yani hizmeti size vermem. Ve ed'u ehle suffe, ehli suffeyi terk edeyim de size vereyim, vermem. Ehli suffe kim idi? Ashab-ı kiramın evi barkı olmayan fukara kısmıydı. Evi barkı yok fukara. Mescid-i Saadet'in şimdiki ağların durduğu yer, mescidin sofası. Biz Türkçe'de sofa deriz ya. Arapçası suffe işte. Bu Türkçesi de Arapçasından alınmış. Onlar orada yatarlar, orada kalkarlar. Eğer zenginlerden, ashabın diğerlerinden onlara bir ekmek, yemek gelirse yerler, yemezlerse aç öyle durur, beklerler. Resulullah Efendimiz onların en çok gözetirdi. Resulullah Efendimiz en çok gözetirdi. Hatta bir adamın rızkı iki adama yeter, ikininki üçe yeter. Üç böyle yeter. Onun için her kimin evinde bir adamlık yiyeceği varsa bir tane ashab-ı suffeden götürsün. Yok. İki kişilik yemek varsa üçüncüyü götürsün diye daima tavsiye ederdi. Şimdi gelen hizmetçilerden satıp da onları besleyecek. Resulullah Efendimiz ben onları bırakayım da aç bırakayım da size hizmetçi vereyim vermem dedi. Vallahi la u'tikuma Hitap Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatime'ye ben size hizmetçi vermem. Ve ed'u ehle suffe ehli suffeyi ben terk edeyim ki yatvune butunehum karınlarını dürsünler. Açlıkta ne olur? İnsan karnını sık mühkem bağlar. İnsan az yedi mi karnı düşer aşağı. Düştükçe uşkurunu daha ziyade kuvveti bağlamak icap eder. İşte bu. Yatvune dedi ki bu. Ve la ecidu ben bulamayayım ma unfiku aleyhim bu gelen köleleri ona buna dağıtayım da bunlar aç kalsınlar onlara karınlarına gidecek bir nefekeyi bulamayayım bunu yapmam velakin ebi'uha ben o rekikleri o şeyleri esirleri satarım ve unfiku aleyhim bu ehli suffeye infak ederim dedi elâ edillukuma alâ hayrin mimma se'eltuma lakin size, sizin istediğinizden daha hayırlı bir işi size göstereyim mi? Dedi, buyurdu. Allemenihi Cebrailu. O birkaç türlü okunur. Cebrail okunur, bir. Cibril okunur, iki. Cebrailu okunur, üç. Daha da var başka kıraatlerde. Bana Cebrail aleyhisselam öğretti. Yani Resulullah Efendimiz onlara öğreteceği bu duayı Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimiz öğretmiş. Nedir o da? Kebbira, tekbir getiriniz. Fî dübûri kulli salâti.
her namazın peşinde aşıran 10 kere tekbir getiriniz. Allahu Ekber deyiniz. Ve sebbiha aşren 10 defede tesbih ediniz. Subhanallah deyiniz. Ve ahmeda aşren 10 defede elhamdülillah deyiniz. Ve izâ âveytumâ dehbuni her namazın peşinde okuduğunuz gibi bir de yatacağınız vakitte, geldiğiniz vakitte ilâ firâşikumâ firâşınıza, döşeğinize gelip yatacağınız vakitte bir de o defa okuyun. Şu anda 5 vakit namazın peşinde bunu okur. Bir de yatacağı vakitte okur 6 vakit. Buna devam edersiniz ise bu daha hayırlıdır. Sümme zekere misle ma fi hadisi Süleyman. Yukarıda Süleyman'ın hadisinde geçen şeyin gerisini söyledik. Yani bunu yapmanız size hadimden daha hayırlıdır. Yalnız bu iki hadisi şerifin arasında fark var. Birinci hadiste Sübhanallah 33, Elhamdülillah 33, tekbir 34. Tabi o da 33 de biz 99'u tamamlıyoruz. Yüzün başında da La ilahe illallah vehdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir deyip tamamlıyoruz, 100 diyoruz. Peki bu ikinci hadis-i şerifte onar rivayeti var. Bu onar rivayetini de ben İstanbul'a gidinceye kadar görmemiştim, İstanbul'da gördüm. Bunu Allah rahmet eylesin Elmalli Hamdi Efendi'den de işittim. Dedi ki biz pederimle İstanbul'a geldiğimiz vakitte müezzinler 10 defa Subhanallah diye bağırır. Sesinden bağırır İstanbul'da müezzinler. 10 defa Subhanallah, 10 defa Elhamdülillah, 10 defa Allahu Ekber. Elmalli Hamdi Efendi dedi ki pederim bunu hoşlanmadı. Gerçi bu rivayetlerde var ama dedi. Fakat niçin 10 yapıyorlar, 33 yapmıyorlar dedi. De pederi sormuş, demişler ki müezzin yavaş yavaş bağırdığından dolayı vakit alıyor. 33 defa yapacak olsa cemaat usanır, vakitlerini çok alır. Acele işi olan var, onu terk etse geçse olmaz, onu dinlese fazla olur. Onun için o rivayetiyle amel etmişler dedi. İşte 10 rivayetiyle buradan geliyor. Onun için tabii siz daha iyi bilirsiniz, Ömer Efendi daha iyi bilir. O İstanbul'da ekser 10 defa çekerler. Fakat 33 defesi daha mükemmel. Onun için Anadolu'nun bütün şehirlerinde, İstanbul'dan başka bütün şehirlerde 33'tür. 33'i de herkesin kendisine bırakırlar. Yani müezzinin bağırıp teşviş etmeden ise yalnız işaret verir müezzin. Subhanallah der. 33 defa herkes onu çeker. Ondan sonra Elhamdülillah der. Ondan sonra Allahu Ekber der. Hatta bazı müezzinlerin de sedaları hoş, daha ne ame yapsınlar diye bir takım başka bir şeyler de katarlar. Bir şeyler katarlar ki bu başka bir şey katmaları çok doğru değildir. O başka bir türlü katar, öteki başka bir türlü katar. Yani o haram da değil. Katır. Fakat vakit alır. Ona lüzum yok yani. O müezzin onu çakaracak. Sübhane daim hak birsin elhamdülillah. O da bir de birsinde katar Arapçanın içerisine. Zül kemali, zül cemali. Bunlara lüzum yok. Yani en safi sadesi işaret veren. Ayet-i kürsüye gülüyor. O da olmaz. Bir ayetin sonundan onun evvelinden. Yani buna bazı hoca efendiler de çok ifrat derecede düştüler. Bazı yerlerde cemaati zorla terk edeceksiniz. O ifrata da varmamalı. Fakat müezzinlik yapan adamlara yani güzellikle ikaz etmeli. Bunu bir defa değil. Subhanallah, bitti, gerisini tamam etsin. Esas maksadımız o değil de artık şekilleri şimdi bizim sözümüzü kimse dinleyecek de değil ya o müezzinler. Yalnız bunun fazileti büyük. Bu da elhamdülillah Türkiye'de ulema yerleştirmiş bunu. Allah onların kabirlerini pürnur eylesin. Bütün adat-i şeriatı bir hakkın yerleştirmişler. Mesela şimdi buraya geldiniz, Şam'a gelin. Şam'da Cami-i Emeviye'de vardır. Öteki camilerde yok. Tesbih yok. Buraya gelin, hiç yok. Bırakmış zaten evam halki bilmezdi ama farzı kıldı mı, sünneti de kılmaz, çeker gider. O sünnetini kıldıktan sonra da bu tesbih mesbih bilmez. Hatta onlar Türkiye'ye gittiği vakitte teaccüpte kalıyorlar. Bu ne? Bunlar bidat. Ne bidati? Sünnetin kendisi. Resulullah Efendimiz bak ne diyor? Hadimden daha hayırlıdır. Bunu yapınız. Yatarken de yapınız.
Ha, ulema da bunu cemaatten için yapılıyor. Herkes bunu şahsen yapacak. Hani cemaatle bilmeyenlere öğretmek için. Ekserisi avam nasıl bilmez. Fakat Türkiye'de bu cemaatle yapıldığından herkes bilir. Türkiye'de bir adam namaz kılsın da tesbihleri terk etsin olmaz. İlla yapacak. Yalnız o da ifrat dereceye varmaya. Yani acele bir iş oldu. Sen seferdesen acele bir iş. Ben tesbihleri çekmedim ya. O tesbihin yeri değil. Oturduğun yerde de çek. Arabada da çekersin. Ha, yani onu da ifrat dereceye vardırma ya. O sünneti de sünnet diye gider. Yani farz diye işlemeye. Bunun başka yerlerde de faziletleri var. Şimdi esas mesele burada. Resulullah Efendimiz'den Hazreti Fatime bir hadim istedi, vermedi. Peki zevil kurbanın hakkı yok mu? Peygamber Efendimiz'in akrabasının beytül malda hakkı var mı, yok mu? Esas mesele buraya getiriyor. Bu hadisleri getirdi ki Resulullah Efendimiz'in en yakın akrabası kim? Hazreti Fatime. Hazreti Fatime radıyallahu teala anha hadim istedi ve Resulullah Efendimiz vermedi. Eğer ehli garabetin hissesi beytül malda olsa Hazreti Peygamber Efendimiz reddetmezdi, derhal onu verirdi. Ya nasıl? Ehli kurban hissesi yok mu? Var diyor. Ehli garabetin hissesi var diğer fakirler gibi. Diğer fakirler nasılsa onlar da öyle. Ayrıca bir hissesi yok. Şimdi aşağıda gelecek. Bunun için delil getirdi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عياش بن عقبة قال حدثني الفضل بن حسن بن عمرو بن الحكم أن أمه حدثته فضل أنسي أنا روايتي لمشك أنها ذهبت هي وأمها onun anası anası da kendi anasını almış beraber gitmişler حتى دخلت على فاطمة Hazreti Fatime'nin evine girdiler diyor. فَخَرَجْنَ جَمِيعًا Hazreti Fatime'yi de aldılar. Üçü beraber çıktı gittiler. فَاَتَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'e vardılar. وَقَدْ اَقْبَلَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ Peygamber Efendimiz de bir gazadan dönmüş gelmiş idi. وَمَعَهُ رَقِيقٌ Resulullah Efendimiz oradan esirler de getirmişti. Onun için gidiyorlar ki oradan bir hizmetçi alalar. فَسَأَلَتْهُ اَنْ يُخْتِمَهُنَّ Hazreti Fatime Resulullah Efendimiz'den hizmetçi istedi. Ya Resulullah bize birer hizmetçi ver dedi. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki سَبَقَكُنَّ يَتَامَا اَهْلِ بَدْرٍ Ehli Bedir'in yetimleri size sebket etti. Yani Bedir'de şehit olan adamların yetimleri var. Onların yetimlerine bırakacağım da size vereceğim. Onların yetimleri sizden evveldir. Yoksa onların yetimleri sizden evvel geldi, istedi, nöbette onlardır manasına değil. Yani vermede onlar sizden evvel verir, onlara evvel vereceğim dedi. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı zahip oldular. İlâ enne zevî qarâbeti Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem şuna zahip oldular ki Resulullah Efendimiz'in akrabası la sehme lehu onlar için bir sehem yoktur minel humusu humusta öyle sehem ki me'lum bir sehem yoktur çünkü başkaları diyor ki beytül malın beşte birisi onların hakkıdır ganimetin beşte birisi beytül malın Beytül mala toplanan paranın beşte birisi de onların diyen bir zümre var da o zümreye karşı diyor ki hayır. Beytül malın beşte birisi ehli beytindir diye böyle bir dava yok. Şimdi ihtilaf burada geliyor. Şimdi bu birinci zümre kendi davalarını ispat için bu hadisleri getirdiler ki eğer ehli beytin humus hakkı olsa Resulullah Efendimiz Hazreti Fatime'yi reddetmezdi. Ona humusten verirdi. Evet. وَلَا حَظَّ لَهُمْ مِنْهُ Peygamber Efendimiz'in akrabasının beytül maldan nesibi de yoktur. خِلَافُ حَظِّ غَيْرِهِمْ Başkalarının, ehli beyt olmayanların beytül maldan ne hakları varsa onların da o hakları var. Yani diğer nas gibidirler. Nas'ın umumu gibidirler. Ayrıca bir hususiyetleri yoktur.
O da nedir? Fakir olursa beytül maldan alırlar, fakir olmazlarsa alamazlar. Diğer sahibi nasıl böyle değil mi? Bir adam muhtaç olursa hükümet beytül maldan ona verecek. Onun nefakesini. Yok zenginse vermeyecek. Öyleyse Resulullah Efendimizin akrabası da böyledir. Fakir olursa beytül maldan alır. Fakir yok değilse alamaz. Kalu bu zümre dediler ki ve innemâ cealallâhu lehum Cenab-ı Hak onlara kıldı mâ ceale min zâlik. Beytül maldan onlara bir hak kıldı. Ne ile? Estaizu billah bi kavli Cenab-ı Hak kendi kavli şerifiyle estaizu billah. وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِ İşte bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak zevil kurbaya bir hak verdi. وَاَعْلَمُوا Siz biliniz ki اَنَّمَا غَنِمْتُمْ Şur bir şey ki siz ganimet olarak aldınız. مِنْ شَيْءٍ bir şeyden ganimet olarak herhangi bir şey aldınız. فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ Onun humsi Allah içindir. Velir Resulü, Resulü içindir. İki, Allah için bir, Resul için iki. Velizil kurba, Peygamber Efendimizin akrabası içindir. Üç. Vel yetama, yetama içindir. Dört. Vel mesakin, miskinler içindir. Beş. Ve binis sebil. Adam memleketinde zengin ama yolcu, yolda kalmış, parası tükenmiş. İbn-i sebil. Bir de bunundur. Bu altı zümrenindir. Demek ki ganimetten beytül mala gelen bu beş zümreye teksim edilecek. Bir bu ayet-i kerime ile zevil kurbanın hakkı meydana çıkıyor. Zevil kurbanın bir hissesi var. Ve bi kavlihi bir de Cenab-ı Hakk'ın şu kavli şerifiyle bunlara hak veriliyor. Estaizu billah. Mâ efâallâhu alâ rasûlihi min ehlil kura فَلِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاك۪ينَ مَا اُلْ بِشَيْكِ اَفَا اللّٰهُ Cenab-ı Hak fey olarak verdi. Hala Resulü Resuluna. Ganimetten geldi. Fey'i bu. مِنْ اَهْلِ الْقُرَى اَهْلِ قُرَى'dan yani etraftan fey olarak, ganimet olarak size geldi. فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ Allah içindir o, Resulü içindir. وَلِذِ الْقُرْبَى Bir de Peygamber Efendimizin akrabaları içindir. وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاك۪ينَ Bir de yetimlerin, bir de fakirlerin yani hakkıdır. Ben İşte. Sebil de var orada. He? Ben Sebil de var orada. Orada var mı? Var. Onu almamış da o da var. Evet, Ben Sebil de var. Oku bakayım. مَا أَفَى اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ Gerisi? كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً وَنِي بِنْ سَبِيلِ yazarım. وَبْنِ السَّبِيلِ Çünkü yukarıki ayeti kerimeyle tam şey olsun. Evet. Cenab-ı Hak karabeti zikretti. Ehl-i karabetin burada bir hakkı var. Demek ki bunların müeyyen bir hakkı var ki Cenab-ı Hak ayrıca zikretti. Yoksa fukaraya onlar da dahil olur. Mesakine onlar da dahil olur. Ha, ona cevap olarak diyor ki bu ayeti kerimelerdeki hakkı Cenab-ı Hak onlara verdi. بِحَالِ فَقْرِهِمْ Onların fakir hallarında, fakir oldukları vakıtta ve hacetim ihtiyaçları halinde. Yoksa ehl-i beytten fakat zengin, zengine niye versin? Fakir olursa hakkı, hakkı var. İhtiyacı olursa hakkı var. فَاَدْخَلَهُمْ işte onların ihtiyacı oldukları vakitte, fakir oldukları vakitte Cenab-ı Hak onları idhal etti. مَعَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ Fukara ve mesakininde şey'e, ganimete onları idhal eyledi. Öyleyse onların ayrıca bir sehmi yoktur. Diğer fakirler gibi onlar da o kadar hak alırlar. فَكَمَا يَخْرُجُ الْفَق۪يرُ وَالْيَت۪يمُ وَالْمِسْك۪ينُ مِنْ ذَٰلِكِ Fakir, yetim, miskin nasıl bundan çıkarsa, bundan çıkarsa manası ne demek yani? Yani bu ayet-i kerimeden şey'e bunlar mana çıkıyor ki bunlara verilecek. Bu mana çıkıyor. لِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْمَعْنَى الَّذ۪ي بِهِسْتَحَقُّوا مَسْتَحَقُّوا مِنْ ذَٰلِكِ Şu mana sebebiyle bunlar çıkıyorlar ki bunlar neden dolayı yetimler, miskinler, ibn-i sebiller, beytül maldan mal alıyorlar?
fakirlikleri dolayısıyla, ha işte bu mana dolayısıyla Ehl-i Beyt'ten de fakir olanlar bunları istihkak kesbederler. Fekezalike zevu karabeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin akrabası da böylecedir. El medmumune ma'ahum, fakir, mesakin, ibn-i sebil bunlarla medmum olarak, bunlar da onlarla beraberdir. İnnemâ kânû dammû ma'ahum. Peki bunları niçin dammettiler? Ehl-i Beyt'i fukaraya dammettiler. Li fakrin, fakir oldukları için. Feizestâneû. Bunlardan herhangi birisi zengin olursa, mesela adam fakir idi, birdenbire mal buldu, mirastan kaldı, zengin oldu, daha ona verilmez. Yahut da İbn-i Sebil idi, memleketine gitti, malına kavuştu, verilmez. Ehl-i Beyt'ten de birisi fakir iken alırdı, sonra zengin oldu, ona da verilmez. Feizestâneû, zengin oldular mı? Müstâni oldular mı? Beytül Mal'dan harecû min zâlik. Beytül Mal'dan çıktılar, Beytül Mal'dan da hisse alamazlar. Evet. Ve kalu, yine bu zümre, bu birinci mezhebe sahip olan ulema buyurdular ki لَوْ كَانَ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ حَظُّنْ. Ayrıca Beytül Mal'dan Peygamber Efendimiz'in akrabasına bir nasip, malum bir nasip olsa idi. لَكَانَتْ فَاتِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْهُ. Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatime sevil kurbadan idi. İzkânet akrabahum ileyhi neseben. Nesebe itibariyle en yakını Hazreti Fatime Peygamber Efendimiz'e. Ve emessehum bihi rahmen. Rahim itibariyle Peygamber Efendimiz'e en ziyade temas eden o. Çünkü öz kızı. Felem yecel, eğer bunların bir nesibi olsaydı, ehli karabetin, ehli beytin, beytin malda bir nesibi olsaydı, o diğer Müslümanların fakirlerinden müstesna olarak hususi bir hisseleri olsaydı, felem yec'al leha hazzan, Peygamber Efendimiz haz kılmazdı, haz kılmadı. Fissebi, esirler de ellezi zekerine, bizim yukarıda zikrettiğimiz esirleri getirdi, onlara bir hisse kılmadı, olsaydı kılardı. وَلَمْ يُخْدِمْهَا مِنْهُ خَادِمًا. Hazreti Fatime'ye o getirdiği esirlerden bir hizmetçi de vermedi. وَلَكِنَّهُ وَكَلَهَا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Onları nereye havale etti? Allah'ın zikrine. Ya 34 defa tekbir getirin, 33 defa tesbih, 33 defa tahmid, bu hizmetçiden hayırlıdır dedi. لَأَنَّ مَا تَأْخُذُ مِنْ ذَٰلِكَ. Ol bir şey ki bundan alır, Ehl-i Beyt alır, yani maldan, beytül maldan. وَاِنَّمَا حُكْمُهَا وَاَلْضُغَنُنْ حُكْمِ ف۪يهِ. Bu meselede hükmü mesakin, miskinlerin hükmüdür. Miskin nasıl beytül maldan alırsa onlar da alırlar. ف۪ي مَا تَأْخُذُ مِنَ السَّدَكَ. Miskinler sadakeden neyi alıyorsa Ehl-i Beyt de onu alır. فَرَآ اَنَّ تَرْكَهَا ذَٰلِكَ. Peygamber Efendimiz gördü ki evet, miskin olanların alma hakkı var. Fakat bunu terk etmek, fakir olduğu halde beytül maldan almayıp da bunu terk etmesi, vel ikbale ala zikrillahi azze ve cel, Cenab-ı Hakk'ın zikrine ikbal etmesi, ve tesbihihi ve tehlilihi, Cenab-ı Hakk'ın tesbihü tehliline ikbal eylemeleri, hayrun leha, Fatime için daha hayırlıdır, min zalik, bu hizmetçiden, ve afdalı daha afdaldır. Yani Hazreti Fatime fakir ise beytül maldan fakirlerin aldığı kadar alabilirdi. Fakat bununla beraber Resulullah Efendimiz bunu da terk etmesi daha afdaldır dedi. وَقَدْ قَسَمَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعَمَرُوا رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Peygamber Efendimizin dar-ı ahirete teşriflerinden sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer taksim ettiler. Cemî'el humus. Humusun cemîsini. Ganimetten gelen humus beytül malı ya. O humus beytül malın hakkı. Bunu taksim ettiler. فَلَمْ يَرَيَا. Ebu Bekir ve Ömer ikisi de görmediler. لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ حَقًا. O humuste Ehl-i Beyt'in ayrıca bir hakkı vardır diye böyle bir fikir görmediler. Diğer fakirlere nasıl verdilerse Ehl-i Beyt'e de öyle verdiler. خِلَاف حَقِّ سَائِرِ الْمُسْلِم۪ينَ.
yani onların ayrıca bir hakkı olsun, diğer Müslümanların değil de onların ayrıca bir hakkı olsun, bunu görmediler. Fesebete bizalik. İşte bununla sabit oldu ki enne hâzâ huvel hükmü indehumâ. Ebu Bekir'in ve Ömer'in indlerinde hüküm budur. Onların ayrıca bir hakkı yoktur. Ve sebete sabit oldu ki izlem yunkiruhu aleyhima ahadun min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yuhalif huma fihi. Yor sabit oldu ama ne sebebiyle sabit oldu? Çünkü onlar bu işi yaptıkları vakitte ashabtan bir kimse kalkıp onu inkar eylemedi. Ona muhalefet de eylemediler ki. Ne sabit oldu öyleyse, muhalefet olmadı, inkar eden olmadıysa, sabit oldu ki enne zalik bu kâne ra'yehum, onların reyiydi. Fihi bu meselede eyda. Resulullah Efendimiz'in görüşü gibi, Resulullah Efendimiz Ehl-i Beyt'e ayrıca bir humus vermediği gibi Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer de Ehl-i Beyt'e bir humus vermedi. وَإِذَا سَبَتَ الْإِجْمَعُ فِي ذَٰلِكَ مِنْ أَب۪ي بَكْرٍ وَعَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُمَا وَمِنْ جَمِيعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ebu Bekir ve Ömer bunu yaptılar. Ashab-ı kiramın hiçbirisi de kalkıp itiraz etmedi. Bu icma-i sahabe oldu. Ashab-ı kiram icma etmiş oldu ki Ehl-i Beyt'in ayrıca hususi bir hissesi yoktur. Öyleyse sebete kavlu bihi. Öyleyse bununla hükmetmek sabit oldu. Hüküm budur. Ehl-i Beyt gelip de Beytül Mal'ın beşte biri bizimdir demesi yok. Ve vecebel amelu bihi. Amel de bununla vacip oldu. Ve terkü hilafi. Hilafini terk etmek de vacip oldu. Onun için mesela İslam devletlerinde Emevileri, Abbasileri pek bilmiyoruz. Fakat Osmanlı Devleti zamanında Ehl-i Beyt'e ayrıca Beytül Mal'ın bir kumsi çıksın diye bir şey yoktu. Yalnız onların vekifleri var, vekifler verilirdi. Fakat mesela şimdiki İran, hayır, Ehl-i Beyt'in ayrıca humus hakkı vardır. O humus hala da devam ediyor. İşte bu Şah ile Hümeyni'nin arasının açılması da en çok bundan dolayı oldu. Şah o humusu onlardan aldı. Bir adamın ticaretinin beşte birisi Ehl-i Beyt'indir. Ehl-i Beyt'te kim? İşte Hüccetullah olanlar, onların alimleri, onu alırlar. Onlarına medrese yaparlar, talebeler yetiştirirler, hocalarının maaşını verirler ki bütün İran'ın varidatının beşte biri, o muazzam bir şey teşkil ediyor. Ya onlar neden? Onlar diyorlar ki Ehl-i Beyt'in humus hakkı var. Ehl-i Beyt'te kim? Seyyidler. Seyyidler de zaten orada en çok söz onların elinde. Bütün teşkilat onların elinde. Şimdi bu iki mezhep var ya bu hususta. Ehl-i Beyt'in humusi var mı yok mu? Şimdi bizim okuduğumuz bu birinci mezhep. Birinci mezhebe göre yok. İkinci mezhebe göre var. Evet. Sümme hâzâ aliyyun radıyallahu anh. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh. Lemmâ sârel emru ileyh. Vaktaki emir kendisine geldi. Yani emirul müminin oldu. Hemelen nâse alâ zâlike idâ. Nâsi buna hamletti. Ayrıca Beytül Mal'dan beş humusi çıkarıp da Ehl-i Beyt'e vermedi. Nâsi böyle Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in gittiği yoldan gitti. Yani fakir olanlarına verdi, zengin olanlarına vermedi. Fakat ötekiler, o ikinci mezhep sahipleri diyor ki, Beytül Mal'ın beşte biri Ehl-i Beyt'indir. Zengin olsun, fakir olsun. Alacaklar onu. İhtilaf burada. Ve zekeru fî zâlike. Bu Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anın reyi de Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in reyi gibidir. Bu meselede zikrediler. Mâ kad haddesenâ Muhammed ibn Huzeyme. İmam-ı Tahavi diyor ki bir hadis var. Muhammed ibn Huzeyme bana rivayet eyledi. Kâle haddesenâ Yusuf ibn Adi. Kâle haddesenâ Abdullah ibn Mübarek. Em Muhammed ibn İshak. Kâle se'eddi Eba Cafer. Eba Cafer'e ben sordum ki fekultu ben dedim. Ra'eyte Ali ibn Ebi Talib. Sen gördün Ali ibn Ebi Talib heysu veliyel Irak. Irak'a sahip oldu. Ve ma veliye min umurin nas. Nas'ın emrine de vali oldu. Yani emirün müminin oldu. Ve Irak da onun elindeydi Kufe. Keyfe sena fi sehmi zevil kurba. Zevil kurbanın sehmi hakkında nasıl hareket etti? Vaktaki Hazreti Ali emirün müminin oldu. Beytül Mal'ın beşte birisini çıkarıp Ehl-i Beyt'e verdi mi, vermedi mi? Bunu soruyor. Kale. Cevaben Ebu Cafer dedi ki seleke bihi vallahi sebil Ebu Bekir'in ve Ömer radıyallahu anh. Ebu Bekir'in ve Ömer'in yoluna gitti.
yoluna gitti. Ne demek? Da ayrıca bir kumus vermedi. Yalnız fakir olanlara diğer nas gibi beytul maldan verdi. Kultu Muhammed İbn İshak diyor ki ben dedim ki ve keyfe bu nasıl olur? Hazreti Ali vermez bunlara. Ve entüm tekulûne ma tekulûn. Halbuki siz diyorsunuz ki beytul malın beşte birisi ehli beytindir, sevil kurbanındır. Halbuki Hazreti Ali vermemiş. Kale diyor Ebu Cafer dedi ki innehu vallahi ma kâne ehluhu yessurûne illâ an râihî. Ben Allah'a yemin ederim ki Hazreti Ali'nin emrinden kimse çıkmazdı. Yani o humuse sahip olanlar kim? Kim istiava ediyor? Zevil kurba. Zevil kurba ise Hazreti Ali'nin fikrinden çıkamazdılar. O ne dedi? Vermedi. Bitti. Demek ki ehli beyt bu davada musir. İlla beytul malın humusi bizim. Daha eskiden bu dava var. Abdullah İbni Abbas vesaire bunu dava ettiler. Fakat Ebu Bekir vermedi. Ömer vermedi. Ali de vermedi. Bu radıyallahu teala'nın bu üçü hususu onlara beşte biri vermediler. Oldu tamamen ahu. Verseydi ne olurdu? Niçin vermedi? Men eden neydi? Kale Ebu Cafer dedi ki kerihe Hazreti Ali mekruh gördü. Vallahi Allah'a yemin ederim ki mekruh gördü. Neyi? Hoşlanmadı yani. En yud'a aleyhi hilafu Ebi Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Bu Ebu Bekir ve Ömer'e muhalefet etti diye iddia olur. Dava ederler ki bu Ebu Bekir ve Ömer'e muhalefet etti. Ehl-i Beyt'in hakkı yok da Ehl-i Beyt'e hak çıkardı. Bunun için bu dedikodu çıkmasın diye bu Ali bunlara humus vermedi. Yani demek istiyor ki gene Ehl-i Beyt'in bir humus hakkı var. Fakat Hazreti Ali'nin vermedi ki Ebu Bekir'in ve Ömer'in yolundan gitmedi diye dedikodu olur. O dedikodu olmasın diye vermedi diyor. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشتهزت علي قد أجراه بمسألي إجرائي لدي على ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أجرياه علي حزرت أبو بكر حزرت عمر نسرت لعمل التلر يردتلر سمعملي حزرت علي بو شكل دي يردت لأنه رأى ذلك عدلا حزرت علي بولي عدل كردي عدالة فقبو يعني طرف الظلم يوك Ehl-i Beyt'in fakirleri varsa alırlar, fakirleri usakları yok. Onun için o da Ehl-i Beyt'e humusu vermedi. وَلَوْ كَانَ رَيُّهُ خِلَافَ ذَلِكَ Hazreti Ali'nin rayı bunun hilafına olsa idi. Yani Ebu Bekir, Ömer zulmettiler, Ehl-i Beyt'in humusunu vermediler. Bu zulümdür, böyle bir rayı olsaydı. مَا عِلْمِهِ وَد۪ينِهِ وَفَضْلِهِ Hazreti Ali'nin ilmi, dini, fadliyle beraber. Bunda adalet yoktur. Bunlar zulmettiler. Böyle bir şey olsaydı. İzen bu takdirde leraddehu bu emri reddederdi ile mara kendi gördüğünde. Hazreti Ali baktı ki onlar zulmetmiş. Zulme devam eder mi etmez? Adalet hangisinde vermek? Vermeki yapardı. Yani demek ki yok. Adalet ehli beyitten fakat zengin. Beytul malda hakkı yok. Adalet bu. Niye fukarayı Müslümin varken iyi? Ben ehl-i beyittenim, ben zengin bile olsa alacağım, öteki fakir isterse olsun. Adalet bunu icap etmez ki. Ya ehl-i beyitten, fakir ise evla bitirik, diğer fakirlerin başında gelir. Yok, zengin ise hakkı yoktur. Olsaydı işte Hazreti Ali yapardı. وَحْدَجُّ فِي ذَٰلِكَ اِذَا بِمَا حَدَّسَنَا مُحَمَّدْ بِنْ خُزَيْمَ İmam-ı Sahavi diyor ki, bu zümre bize gelen bir hadiste daha ihticat eylediler ki, Muhammed bin Huzeymi İmam-ı Sahavi'ye rivayet ediyor. قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد بن علي حسن بن محمد سردم عن قول الله عز وجل جناب حق شو قولنا تفسيرنا استعوذ بالله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لآخر الآية باية كلمة تفسير نذر قال ذلك أما قوله فأن لله خمسه Evet. Ganimetin beşte biri Allah içindir. Bu fehu miftahu kelamin bir sözün anahtarıdır. Lillahi dünya vel ahiret. Dünya ve ahiret Allah'ındır. Onun için dünya ahiret Allah'ın olduğundan lillahi dedi. Cenab-ı Hak mara mühtaç değil ki. Dünya ahiret onun.
Evvelallah, hani biz deriz ya, evvelallah sonra. Ha, her işte de böyle. Onun için yani şunu şuraya vereceksen vallahi için olacak. Vermesen olmayacak. Böyle bir şey yok. Dünya ahiret Allah'ındır. Onun için söze başlangıçta böyle icap ediyor. Cenab-ı Hak onun için lillahi buyur diyor. Lirresuli velizil kurba vel yetama vel mesakin. Öyleyse bunun tefsiri nedir? Ganimet kimindir? Resulün hakkı var. Bir. Zil kurbanın, zevil kurbanın var. İki. Yetamanın var. Üç. Mesakinin var. Dört. Bir de İbn-i Sebil var ayet-i kerimede. وَاَخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ وَفَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden sonra nasıl ihtilaf eylediler? فَقَالَ قَوْمٌ Cemaatten bir kısmı dedi ki minhum o ulemadan bir kısmı dediler ki sehmu zevil kurba li karabetil halife. Peygamber Efendimiz sağ iken kendi akrabasının nefakesini alıyordu. Beytul Mal'dan akrabasının nefakesini onlara veriyordu. Ha. Resulullah'ın yerine kim geldi? Bir halife geldi. Öyleyse o zevil kurbaya tahsis edilen hisse o halifenin akrabasına verilecek. Ebu Bekir'in zamanında Ebu Bekir'in akrabasına, Ömer'in zamanında Ömer'in akrabasına, Osman'ın zamanında onun zamanında. Yani zamanda kim halife ise o hisse o halifenin akrabasına verilecek. Bir kısmı böyle dedi. Ve kâle kavmun, bir kavim de dediler ki sehmün nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bil halifeti min ba'dihi. Resulullah Efendimiz'in bir hissesi vardı Beytul Mal'da. Var, ayette sabit ya. Bunun hissesi kime verilecek? O da halifeye verilecek dediler. Onun yerine geçen halife var ya, halife o hisseyi alacak. ثُمَّ اَجْمَعُوا رَايَهُمْ Sonra bu ihtilaf edenler icma ettiler, fikirlerini topladılar. اَنْ جَعَلُوا هَا ذَيْنِ السَّهْمَيْنِ Dediler ki bu iki dava, yani zevil kurbaya tahsis edilen bu sehem, Resulullah'a tahsis edilen bu sehem nededir? Yani dediler ki şu iki şeydedir. Fil hayli vel uddeti fi sebilillah azze ve cel. At, bir de harp silahı, udde. Yani bu hisse harp silahı olur, alet, edevat olursa bunlardır işte. Halifeye verilecek yahut da halifenin akrabasına verilecek ihtilaf ettikleri bunda. Yani para, mal, mülk değil. Hayl, ata binecek yahut da deve. Üddede kalkandır, silahtır, kılıçtır bu. Ve kâne zâlik fi imâreti Ebi Bekir'in ve Ömer'e radıyallahu anhuma. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in emir-ül müminin oldukları sıra iş böyleydi. Evet, yani o halife Beytül Mal'dan alır. Beşte bir hisses, kendi hissesini alır. Onu kime tahsis ederdi? Harbe tahsis ederdi. Hazreti Ubbekir, Hazreti Ömer'in zamanında böyle gitti. قَالُوا dediler ki اَفَلَا تَرَى sen görmez misin ki اَنَّ ذَٰلِكْ مِمَّا قَدْ اَجْمَعَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Ashab-ı kiram icma ettiği şeylerdendir bu. Ki اَنَّهُ رَجَعَ اِلَى الْكُرَعِ وَالسِّلَاحِ Bu hisse, sehem dediğimiz silaha, harp aletlerine raci oldu. اَلَّذ۪ي تَكُونُ عُدَّةً لِلْمُسْلِم۪ينَ بِقِتَالِ عَدُوِّهِمْ Düşmanlarını öldürme için olan alet edevata tahsis edildi. Sehem budur. Ve böyle hareket edilir. وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ لِذَو۪ي قَرَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Eğer Peygamber Efendimiz'in akrabasına olsaydı لَمَا مَنَعُوا مِنْهُ Ondan men etmezdiler. وَلَمَا صَرَفُوا اِلَى غَيْرِهِمْ Başkasına sarf etmezdiler. وَلَا خَفِيَ ذَٰلِكَ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ Hasan ibn-i Muhammed'e de bu gizli olmazdı, bilirdi. Yani Ehl-i Beyt'e beşte bir veriliyor olsaydı onu da bilirdi. مَا عِلْمِهِ فِي أَهْلِهِ وَتَقَدُّمِهِ فِيهِ Kendi Ehl-i Beyt'in içinde onların ileri gelenlerinden o bilirdi ki bak bizim ayrıca bir hissemiz var, hani ayrıca bir hisseleri yok. وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ Evet. وَقَدْ قَالَ ذَٰلِكَ اِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسِ Abdullah ibn Abbas da böyle dedi radıyallahu anhuma fi cevabihi li Necde. Necde bir kumandanın ismi. O sual soruyor da onun cevabında dedi ki lemma ketebe ileyhi yes'eluhu. Necde yazdı Abdullah ibn Abbas'tan sordu. Yes'eluhu. Ben sehmi zevil kurba. Zevil kurbanın hissesini ne yapalım diye Necde Abdullah ibn Abbas'tan sordu.
O da böyle cevap verdi. Ve zekeru fi zalike, orada kalsın. Vallahu teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallam. Bismillahirrahmanirrahim. وقد قال ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجد لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى. نجد kumandanlardan birisinin ismi Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'ya yazdı ki ayeti kerimede zikredilen zevil kurbanın hissesini, sehmini kime vereyim? Sual sordu. Abdullah bin Abbas da ona yazdı. Diyor, o da işte bizim dediğimiz gibi dedi ki yani onların beytül maldan müeyyen bir hisseleri yoktur. Diğer fukarayı müslümin gibi onların fakirleri hisse alırlar, zenginleri alamazlar. Bak işte Abdullah ibn Abbas da böyle fetva verdi. Şimdi onun hadisini getiriyor. Ve zekeru fi zalike. İşte bu mesele hakkında Abdullah ibn Abbas'ın böyle fetva verdiği ki hakkında zikreylediler. Maşhur bir hadisi ki hadisene ibn Ebi Davud. İbn Ebu Davud bize rivayet ediyor İmam-ı Tahavi. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا عمي جويرية ابن أسماء عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن يزيد بن حرمس حدثه يزيد بن حرمس ابن شهاب الزهرية رواية إلمش حدثه أن نجدة رواية إلتك نجدة بن عامر كماندانlardan birisi صاحب اليمامة يمامة'nin صاحبي yani orada valiymiş. Ketebe ile İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas'a yazdı. Yes'eluhu an sehmi zevil kurba. Zevil kurbanın sehmi nasıl olacak diye Abdullah İbn Abbas'a yazmış. Feketebe ileyhi İbn Abbas. İbn Abbas ona yazdı ki innehu lena, bu zevil kurbanın hissesi bizimdir. Ayet-i kerimede zikredilen o sehm bizimdir. Vakat kâne da'ana Ömer İbn-i Hattab. Bizi Ömer İbn-i Hattab çağırdı Emir-ül Müminin olduğu vakitte. لِيُنْكِحَ مِنْهُ O bizim hakkımızdan nikahlaya evlendire اَيِّمَنَا durlarımızı. Dedi ki gönderin durlarınızı nikahlandırayım. Yani mehrini o paradan vereyim zevil kurbanı sehminden. وَيَقْضِيَ عَنْهُ مِنْ غَائِمُ Borçlularınız da varsa onları da gönderin. Onların da borcunu ödeyin. Dedi. فَاَبَيْنَا Biz iba ettik. Kabul etmedik bunu. Ne dedik? اِلَّا اَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا كُلَّهُ Dedik ki, beytül malın beşte birisi bizim hakkımızdır. Onun hepsini bize vereceksen. Öyle bizim fakirlere vereceksen, bekarları evlendireceksen, gerisine vermeyeceksen biz bunu kabul etmiyoruz. Hepsini bize vereceksen dediler. وَرَيْنَا اَنَّهُ لَنَا Biz kendimiz öyle gördük ki bu beşte birisi bizimdir. Bizim dedi kim? Ehli beyt. Beşte birisi bizimdir. Yani ehli beyttir. Zengin olsun, fakir olsun bizimdir. Ama Ömer bin Hattab vermedi. Hazreti Ebu Bekir de vermemiş. Peki şimdi buradan anlaşılıyor ki Abdullah ibn Abbas'ın kendi içtihadi bu. Eğer onun hakkı olsa Hazreti Ebu Bekir ona zulüm mü edecek? Hazreti Ömer ona zulüm mü edecek? Yok ama kendi içtihadınca diyor ki bu beytül malın humusi bizimdir. Fakat bu kendi içtihadı kendisinde kalmış. Bunu Hazreti Ebu Bekir kabul etmemiş, Hazreti Ömer, Hazreti Ali de kabul etmemiş. Şimdi peki Abdullah İbni Abbas'a sordu ki ne yapacağım? O da ne dedi? Ömer ile aramızda ihtilaf oldu. Ömer bizim fakirlerimize vermek istedi. Fakat biz iba ettik, almadık. Almadınızsa şimdi kim haklı? Onu da beyan etmiyor. Demek ki Hazreti Ömer'in zamanında Abdullah ibn Abbas dava etmiş ama alamamış. Öyleyse Abdullah ibn Abbas neye razı olmuş? Beytül maldan beşte birisi ehli beyte verilecektir diye davayı kazanamamış. Kazansa Hazreti Ömer verirdi. Yani herkese adalet yapsın da ehli beyte zulmetsin. Haşa bunu yapmaz. Hakları yok. Onun için ehli beyitten zengini ne diye gelip de zengin tekrar mal alacak? Fukarayı müslümin dururken o beytül malın sahibi fukarayı müslümini bıraksın da ehli beyitten diye zenginlere para versin. Bu adalet olmaz ki. Evet.
حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير يخط جرير قال حدثنا أبي قال سمعت كيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر يمامنين صاحبي نجدة بن عامر يزدي إلى ابن عباس رضي الله عنه مازدتي عبد الله بن عباس يزدي يسأله سؤال إدار olduğu halde neden عن سهم ذوي القربى ذوي القربانın sehminden اَلَّذ۪ي زَكَرَ اللّٰهِ Öyle sehim ki Kur'an'da zikrediliyor. وَفَرَضَ لَهُمْ Cenab-ı Hak onlar için tekbir buyurdu. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلُ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلْيَتَامَ İşte bu orada. وَلِذِي الْقُرْبَى diye Cenab-ı Hak onlara bir miktar tayin etmiş. Ne? Nerede? Nasıl yok? Ve alemu enne mağalim üçtü. Ve lizil kurba. Enfal suresinde aynen de yeselunek aynel fakulil enfalü lillahi ve rasul fettekullahi ve asihul zâte beyni. La la Kur'an-ı Kerim ne verdi? Ve yeselunek aynel enfal kulil enfal lillahi ve rasul fettekullahi ve asihul zâte beyni. O sonradan geliyor. Fe'lemu ayetinde geliyor. O da Enfal suresinde değil mi? İşte orada Cenab-ı Hak Zevil Kurba'ya bir miktar tayin etmiş. Onların bir sehmi var. Peki bu sehm nedir? İşte bunun hakkında sordu. فَكَتَبَ اِلَيْهِ وَاَنَا شَاهِدٌ Yezid ibn Hürmüz diyor ki Abdullah ibn Abbas'ın yanındaydım. Bu suale cevap yazdı. Ben de onun yanındaydım. Ben şahidim. Ne yazmış? كُنَّا نَرَى أَنَّهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَبَى ذَٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا Bu ibareyi yazdı. Manası şu ki, كُنَّا نَرَى Biz görürdük. أَنَّهُمْ Zevil kurba kimdir? قَرَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimizin akraba ve teallukatıdır. Öyle görürdük. فَأَبَى ذَٰلِكَ عَلَيْنَا Fakat bize İba etti, bunu vermedi. Kavmına bizim kavmimiz. Bizim kavmimizden kastı yani Ebu Bekir ve Ömer. İba ettiler, vermediler. Yani biz Ehl-i Beyt bu ayeti kerimenin tefsirini öyle anlardık ki Beytul Mal'da bizim bir humus hakkımız var. O humus bizimdir. Böyle görürdük. Fakat bizim kavmimiz bize vermedi. Kavmimizden murat Ehl-i Beyt değil. Kim? Yani Kureyş'ten kim emirül müminin oldu? Halife-i Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir. Sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali. Üçü de vermediler. Yalnız burada Hazreti Osman'ı zikretmiyor. Hazreti Osman ne şekilde hareket etmiş? Herhalde orada Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in gittiği yoldan gitmiş. Fakat onu zikretmiyor da yalnız Hazreti Ali'yi zikrediyor ki Hazreti Ali de dün okuduk ya, o da vermedi. Fahâze ibn-i Abbas radıyallahu teâlâ anhuma. İşte Abdullah ibn-i Abbas yuhbiru haber veriyor ki enne kavmehum kendi cemaatleri ebev iba ettiler aleyhim onlar üzerine ehl-i beyt üzerine ki en yekûne lehum onlar için bir hisse olan ve lem yazlim zulmetmedi men bir kimse ki eba zalike bundan iba etti aleyhi vermemek üzerine yani iba etti de vermedi bu da zulüm mü etmiş oldu? Hayır zulmetmemiş oldu. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّمَا وَالْبِشَيْكِ اُرِيدَ ف۪ي ذَٰلِكَ O mesele hakkında murad edildi. بِقَرَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in garabetiyle murad edildi. هُوَ O garabeti ayette zikredilen zevil kurba مَا وَالْبِرْ Eşhastır ki zekerine biz zikreyledik. O da neden? مِنَ الْفَقْرِ وَالْحَاجَ Fakru hacettendir. Ayet-i Kerime'de zikredilen Zevil Kurba, Ehl-i Beyt'ten olup da fakir ve ihtiyacı olanların hakkı vardır. Budur, bu murattır. Demek ki Ayet-i Kerime'nin tefsirinde ihtilaf etmişler. Peygamber Efendimiz'in akrabasının hakkı var. Kur'an'da sabit, kimse inkar ederse kafir olur. Yalnız ümmuna mı ait, fukarasına mı ait? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali bunu tefsir etmişler ki fukarasına ait. Ehl-i Beyt'ten olup fakir olanların hakkı var. Ha, Abdullah ibn Abbas ve onun fikrinde olanlar da diyorlar ki hayır, garabeti Resulullah
her kim olursa olsun, zengin, fakir, herkesin hakkı var. Hatta bu aldı kendi zimmetine garabey Resulullah'tır diye. Hazreti Ali sonra hesaba çekti ve ondan dolayı Basra valilikinden azletti. Çünkü iştahatları ayrı ayrı. Abdullah bin Abbas diyor ki 1/5 bizim ehli beytimizdir, alırız. Hazreti Ali de diyor ki fukara olanların hakkıdır, zengin olanlar alamaz. Evet. فَهَذِهِ حُجَّةُ مَنْ İşte bu zikrilediğimiz şul bir kimselerin hüccetleridir ki zehebe zahib oldu ki ila enne zevil kurba zevil kurbanın ehli beytin beyt için la sehme lehum minel humus humusten onların bir sehmi yoktur. Yani ganimetin humusi beytül malı ya, ganimetin o humusunu aldı, beytül mala getirdiler. O humusla tekrar ikinci defa bir humus ehli beyt için yok. Ve enne zalik bu lem yekün lehum ehli beyt için olmadı. Fi ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında ve la min ba'di Resulullah Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimiz zamanında beytül malın humusini zevil kurbaya dağıttı mı Resulullah Efendimiz? Yok. Hazreti Ebu Bekir'in zamanında, Hazreti Ömer, Hazreti Ali zamanında verdiler mi? Yok. Öyleyse ehli beytten olup da benim beytül malda hakkım var demek için fakir olması lazım. Fakir olursa fakri dolayısıyla hakkı var. Ehli beyt olmak dolayısıyla yok. Mesele bu. Ve zekeru fi zalik. Evet. Ve kad halefehum. Bunlara muhalefet ettiler. Fi zalik bu meselede aharun başkaları. Ulemadan başkaları dediler ki hayır, sehmi vardır. Fekalu dediler ki kad kâne lehum sehmun. Onlar için bir sehm vardı. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında ehli beytin bir sehmi vardı. Ve o sehm de humusul humusi. 1/5'in 1/5'idir. Küffardan alınan ganimetin 1/5 beytül malındır. İşte onun da 1/5 ehli beytindir. Ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve kâne li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz için caiz idi. En yada'ahu o sehmi vere teksim ede fîmen bir kimselere ki şâ'e diledi minhum ehli beytte. Resulullah Efendimiz'in de selahiyeti dahilindeydi. O humusul humusi ehli beytten istediğine vermesi. Hangisini arzu ederse ona vere. O selahiyet de Resulullah Efendimiz'deydi. Bu ikinci firkanın iddiası da bu. Ve zekeru fî zâlike. Bunlar da bu mesele hakkında zikreylediler. Ma haddesena Muhammed ibn-i Behr ibn-i Matar. Muhammed ibn-i Behr ibn-i Matar'ın rivayet eylemiş olduğu hadisi delil ittihaz ettiler. Ve Ali ibn-i Şeybetül Bağdadiyyan. Muhammed ibn-i Behr, Ali ibn-i Şeybe rivayet eylediler. İkisi de Bağdatlıdır bunların. Kimden rivayet eylediler? Kala bunların ikisi de dediler ki haddesena Yezid ibn-i Harun. Kala akberena Muhammed ibn-i İshak an-i Zühriye an Sa'id ibn-i Musayyeb en Cübeyr ibn-i Mut'im. Kale Cübeyr ibn-i Mut'im dedi ki lemma kaseme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Peygamber Efendimiz teksim buyurdular. Sehme zevil kurba, zevil kurbanın sehmini. A'ta beni Haşim ve beni Muttalib. Beni Haşim'e ve beni Muttalib'e verdiler. وَلَمْ يُعْتِ Peygamber Efendimiz vermedi Beni Ümeyye'te şey'en ve Beni Nevfel. Beni Ümeyye ile Beni Nevfel'e vermedi. Haşim ile Abdüşems, Abdümenaf'ın oğulları. Abdümenaf'ın iki oğlu var. Biri Haşim, biri Abdüşems. Beni Ümeyye, Abdüşems'in oğlu. Ümeyye. İşte ondan Beni Ümeyye geliyor. Beni Haşim'den de Muttalif var. Oğlu. Bir de Abdülmuttalib var. Abdülmuttalib'in bir ismi Şeybe, bir ismi Amr. Kardeş, amucesi kendisi Medine'de öldü, yetim oldu. Muttalib geldi, kardeşinin oğlunu aldı, atın terkisine yahut devenin terkisine koydu, Mekke'ye gitti. Millet onu görünce zannettiler ki bir köle satın almış da getiriyorlar. Ya bu kim? Bu kim dediler ki Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi. Muttalib'in kölesi. Muttalib'in kölesi adı kaldı Abdülmuttalib. Halbuki kardeşinin oğlu.
Şimdi Abdülmuttalib'in esas ismi Şeybe, Şeybetül Hamd ki Peygamber Efendimiz'in dedesi. Peki Abdülmuttalib'in kardeşinin ismi Muttalib. İşte Muttalib'in sülalesine de verdi Peygamber Efendimiz. Hem Abdülmuttalib'in sülalesine verdik, onlara Beni Haşim derdiler. Muttalib de Beni Haşim'den ama ayrıca onların lakabı Benül Muttalib oldu. Bir de onun bir kardeşi daha var onların, Nevfel. Nevfel'e vermedi. Halbuki Nevfel de aynı sülalede. Muttalib neyse Nevfel de o. Nevfel'e vermedi. Yani Beni Ümeyye bir batın evvel ayrılmış Beni Haşim'den daha evvel ayrılmış. Beni Haşim'in kardeşi. Fakat Beni Haşim'in oğulları arasında da fark ettirdi Peygamber Efendimiz. Muttalib'in oğullarına verdi, Nevfel'in oğullarına vermedi. Şimdi Nevfel'in oğulları iddia ettiler. Ya Resulullah peki Muttalib'in oğulları neyse biz de o. Sonra Beni Ümeyye de dava etti. Dediler ki ya Resulullah Haşim'in oğulları neyse onun kardeşi olan Abdüşşems'in oğulları da o. Niye onlara veriyorsun da bize vermiyorsun? Biz de senin akrabanız. Mucizadeleri. Müslüman olmuşlar. Tabi Müslümanlık zamanında. فَأَتَيْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ravi Cübeyr ibn-i Mütem diyor ki ben Hazreti Osman'la beraber gittim. Kime? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e gitti. Çünkü Hazreti Osman ben Ümeyye'den ya. Onun da zevil kurup olduğundan o da hisse dava ediyor. فَقُلْنَا biz dedik ki ya Resulullah هَا اُلَا بَنُوا هَاشِمْ İşte şu verdiklerin Abdülmuttalib'in oğulları ve diğer Beni Muttalib onlar Haşim'in Beni Haşim'dir. فَدَّلَهُمُ اللّٰهُ بِكَ Cenab-ı Hak seninle onları takdil eyledi. Onlar Beni Haşim yani Abdülmuttalib'in oğulları sen o sülaleden olduğundan senin sebebinle onların bizim üzerimize bir fadileti var. فَمَا بَالُنَا وَبَنِ الْمُطَّلِبِ Fakat bizi sen ayırdın. Muttalib'in oğullarını da ayırdın. Muttalib de Haşim'in oğlu. Evet. Niçin ayırdın? وَاِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ فِي النَّسَبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ Nesebimiz hepsi bir. Hepsi nereden geliyor? Abdümenaf'tan geliyor. Hepsi Abdümenaf'ın oğulları. Niçin fark ettirdin diye Resulullah Efendimiz'e sordular. فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِنَّ بَنِ الْمُطَّلِبِ بَنِ الْمُطَّلِبَ ben verdim. Demek ki Haşim'in oğullarından Abdülmuttalib, Peygamber Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalib'in oğullarına verdi. Yalnız Muttalib'in oğullarını da ithal eyledi. Diğerini ithal eylemedi. Şimdi bundan tercih ettiler. Muttalib'in oğullarına veriyorsun da bize niye vermiyorsun? Peygamber Efendimiz de buyurdu ki Muttalib'in oğulları لَمْ يُفَارِقُونِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا فِي الْاِسْلَامِ Cahiliyette de İslamiyette de benden kahiyen ayrılmadılar. Muttalib'in oğulları daima Resulullah Efendimiz'le beraber olmuşlar. Cahiliyette de beni himaye etmişler. İslamiyette de hemen Müslüman olmuşlar. Hiçbirisi muariz kalmamış. Onun için onlara verdim. Ama ötekiler öyle yapmamışlar. Cahiliyette de belki de ayrılmışlar. İslamiyette daha fazla Müslüman olan oldu, olmayan oldu. Hatta Ebu Leheb, Peygamber Efendimiz'in mucizesi, Peygamber Efendimiz'e çok eziyet ettiğinde Ehl-i Beyt'ten sildi onun ismini. Biz benden değildir, nesebimiz kesilmiştir dedi. Abdülmuttalib'in oğullarına zekat verilmez fakat Ebu Leheb'in evladına verilir. Çünkü zevir kurba meselesi yoktur, kesilmiştir. Hasep nesep kesilmiştir. Kalu dediler ki فَلَمَّا اَعْتَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu cümle dediler ki baktaki Peygamber Efendimiz verdi. ذَٰلِكَ السَّهْمَ وَخُمُسُ الْخُمُسِ بَعْدَ الْقَرَابَ Karabenin bazısını, Ehl-i Beyt'in bazısını verdi. وَحَارَمَ مِنْ قَرَابَتِهِ وَحَارَمَ مَنْ Bir kimseleri de mahrum etti ki قَرَابَتُ Onun karabeti minhu Resulullah Efendimiz'e karabeti keberabetihim, ötekilerin verdiklerinin karabeti gibidir. Mesela Nevfel'in oğullarıyla Muttalib'in oğulları gibi. Onlar karabette aynı derecede Beni Muttalib'e verdi, Beni Nevfel'e vermedi. Öyleyse sebete bizalik. Bununla sabit oldu ki Ennallâhe Teala Cenab-ı Hak lem yürit mürad etmedi bima cealeli zevil kurba zevil kurbaya kılmış olduğu hisseyle mürad etmedi. Külle karabeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in bütün akrabasını murad etmedi.
ve innemâ erâde bihi, o karabeti de Cenab-ı Hak murad etti. Hâssan minhum, ehli beyitten hususi bir cemaat murad etti. O da kim? Abdülmuttalib'in sülalesinden gelen yalnız Ebu Leheb hariç. Ebu Leheb'in sülalesi hariç. Bir de Haşim'in oğlu Muttalib'in sülalesi dahil. Ötekileri değil. Bunlar murad. Ve ceale re'ye fî zâlik. Cenab-ı Hak bunda da re'yi, sedahiyeti kıldı, verdi. İlâ Resûlillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Yani zevil kurbaya bir hisse Cenab-ı Hak ayette emriyledi. Fakat bunu da kime? Ehl-i Beyt çok. Karabey, Resulullah'ın akrabası çok. Fakat Resulullah Efendimiz'e selahiyet verdi ki hangi zümreyi sen murad edersen sen ona ver. Ve o da kimi? Abdülmuttalib'in oğullarıyla Muttalib'in oğullarına verdi, ötekilerine vermedi. Niçin? Cenab-ı Hak selahiyeti peygamberine o şekilde vermişti. Yok, eğer ayetin umumundan alırsansa, hadisi kabul etmezsense Emeviler de dahil. Hatta Kureyş'in diğer kısmı da dahil. Yani derece derece çık ta şeye kadar. Adnan'a kadar çık. Hepsi Resulullah Efendimiz'in akrabası. Fakat demek ki anlaşılıyor ki Resulullah Efendimiz'e selahiyet vermiş Cenab-ı Hak. Sene yakın olanlardan hangi zümreye verirsen o zümreye ver. Hangi zümreyi de mahrum edersen onu mahrum et. Beni Nevfel'i mahrum etti. Beni Muttalib'i ithal eyledi. Abdülmuttalib'in bütün oğullarını ve sülalesini ithal eyledi. Ebu Leheb'i ihraç eyledi. Zengin olsun hakikaten alim mi? Bunlar diyor ki zengin olsun, fakir olsun bu zümreye göre. Bunlar akrabalık dava ediyor. Akrabalık dolayısıyla humusul humusler var bu zümreye göre. O birinci zümreyi okudu. Birinci zümre diyor ki akrabalık dolayısıyla hakları yok. Ya diğer fukarayı müslümin gibi ehli beyitten fakir olanları ayrıca gözeteceksin diyor. Onlar ayrıca ne demek? Fukarayı müslümine vermiş olduğun sehem gibi onlara da sehem vereceksin. Yok, bu evlat ehli Resulullah Efendimiz'in akrabasıdır. Bunlara hisse vermeyelim deme. Onlar diyor ki evet, diğer fukarayı müslümin gibi alacak. Bu ikinci zümre diyor ki hayır. O fukarayı müsliminin aldıkları gibi alacaklar da bir de ayrıca humusun, humusun onların hakkıdır diyor. Ve ceala râye fî zâlik ilâ Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ehli beyte taksimde kime verecek selahiyetini de Resûlullah Efendimiz'e havale etti. Cenab-ı Hak yada'uhu fî men şâ'e midun. Onlardan dilediği cemaate taksim etmesini, selahiyetini verdi. وَاِذَا مَاتَ Resulullah Efendimiz dar-ı ahireti teşrif ettiği vakitte فَنْقَتَعَ رَأَيُهُ Resulullah Efendimiz'in rey-i munkati oldu. Resulullah Efendimiz sağlığında şuna verin, şuna vermeyin, şuna taksim etti, bu ne etmedi? O selahiyet ondaydı. Dar-ı ahirete teşrif ettikten sonra bu fikir burada bitti. Resulullah Efendimiz'i soracağız, izin alacağız. Nereden soracağız? Evet. Onun yolunda gitmeyecekler mi? Ama hangisini murad edeceğiz şimdi Ehl-i Beyt'ten? Ondan gideceğiz. Sağlığında Resulullah Efendimiz birisine vermiş, birisine vermemiş. Fakat onu bir kaide ittihaz etmemiş ki filan zümreyi verin, filan zümreyi vermeyin. Bir kaide ittihaz etmemiş. Selahiyetinde istediği zaman bir sene birisine verir, ertesi sene vermez. Vermediğine verir, verdiğine vermez. Yani o ihtiyar Resulullah Efendimiz'deydi. فَنْقَتَعَ رَيُّهُ اِنْ قَتَعَ فَلَمْ وَيْسَا مَاتَ Resulullah Efendimiz öldüğü vakitte فَنْقَتَعَ رَيُّهُ رَيْدًا مُنْقَتِ olduğu vakitte اِنْ قَتَعَ مُنْقَتِ oldu مَا جَعَلَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ Ehl-i Beyt'e tahsis etmiş olduğu humusul humus'tan munkati oldu. Çünkü Resulullah Efendimiz hayattayken o humusul humus'u alır Ehl-i Beyt'e verirdi. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifiyle bu hükümde burada bitti. كَمَا قَدْ جُعِلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'e kılındığı gibi يَسْتَف۪ي مِنَ الْمَعْنَمِ لِنَفْس۪ي سَحْنَ الصَّف۪ي Ganimetten istediği şeyi kendisine tahsis ederdi, alırdı. Buna da safi derdiler. Resulullah Efendimiz'i Cenab-ı Hak serbest bırakmış. Ganimetten istediğini al. Resulullah Efendimiz de işte şey ondan ya Hayber'de Merhaba'nın kızı neydi? Safiye değil mi? Hazreti Safiye orada, o Safiye olarak Resulullah Efendimiz ihtiyar etti onu. فَكَانَ ذَٰلِكَ مَا كَانَ حَيَّنَ İşte bu da Resulullah Efendimiz savulduğu müddetçe
bir ganimetten istediğini alabilir diyor. يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْمَعْلَمِ مَا شَاءَ Ganimetten istediği şeyi kendisine ihtiyar eder diyor. فَلَمَّا مَاتَ وَقْتَكِ Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşrif ettiler. اِنْقَتَ اَزَالِكَ Bu safi meselesi de münkatı oldu. Şimdi bu ikinci mezhebe göre Resulullah Efendimiz dar-ı ahireti teşrif etmezden evvel onda iki mühim selahiyet vardı. Birisi Beytülmal'ın humusunu alır, istediğine verirdi ehl-i beytten. Bir de bir ganimet geldiği vakitte ganimeti taksim etmezden evvel onun içerisinden beğendiğini alabilirdi. Ondan sonra gerisini taksim ederdi. وَمِمَّنْ ذَهَبَ اِلٰى هَذَا الْقَوْلِ Bu kavle zahip olanlardandır. Ebu Hanife'te ve Ebu Yusuf ve Muhammedun ve Muhammedun rahmetullahi aleyhim. Bu üç imamın kavli de budur. Yani Resulullah Efendimiz hali hayattayken humusul humusu alır, ehli beyti istediğine verirdi. Bir de ganimetten istediğini seçer alırdı. Fakat o bitti diyor. Bundan sonra ehli beytten olup da beytul maldan hak dava etmek kalmadı diyor. İlla ki fukara ihtiyacı olursa o başka alır. Ve halefen fi zalika aharun. Bu ikinci mezhep. Bu üçüncü mezhepte başkaları geldi bu iki zümreye muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki ben zevil kurba, zevil kurba akrabası Resulullah Efendimiz'in akrabası. Ellezine cealallahu lehum Cenab-ı Hak onlara hisse kıldı. Şu zevil kurba min zalik. Evet bu şeyden beytül maldan Cenab-ı Hak kıldı. Ma ceale kıldığını. Hüm benu Haşim ve benu Muttalib. Ayet-i kerimede zikredilen benu Haşim ile benu Muttalib'dir. İşte sevil kurba budur. Bunların hepsi Beytül Mal'ın humusunu alır. Fe'atam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma'atam. Peygamber Efendimiz hali hayatta onlara verdiğini verdi. Min zalik Beytül Mal'dan. Ne sebebiyle? Cealillahi azze ve celle zâlike lehum. Cenab-ı Hak onlara bir hisse kıldı da Peygamber Efendimiz de verdi. Fe'alemu değil mi? Fe'alemu ennemâ ganimtum min şeyin felillahi velir rasûli fennelillahi humusehu velir rasûli velizil kurba. İşte bu ayet kerimede zikredilen zül kurba Benül Muttalib ile Benül Haşim'dir ve bunların hakları da bakidir bu üçüncü cümleye göre. Yok. Bunlar fakir nezere itibar almıyor. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حِينَيْذٍ O vakitte Resulullah Efendimiz için olmadı. اَنْ يُعْتِيَ غَيْرَهُمْ مِنْ بَنِ اُمَّيَّةَ وَبَنِ نَوْفَلَ Resulullah Efendimiz Beni Nevfel'e ve Beni Ümmüyye'ye bir hisse kılmadı. Ya yalnız Beni Haşim'i de Beni Muttalib'e verdi. لَأَنَّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْآيَةِ Çünkü Beni Ümmüyye, Beni Nevfel dahil olmadılar ayeti kerimeye. Ayeti kerimenin tefsirinde Resulullah Efendimiz o kendisi biliyordu. وَاِنَّمَا دَخَلَ فِيهَا مِنْ قَرَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in akrabasından bu ayete kim dahil oldu? Benu Haşim ve Benu Muttalib has hususu olarak akrabadan bu iki zümre dahil oldu. فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا فِي هَذَا هَذَا الْاِخْتِلَافِ Vaktaki ulema bu mesele hakkında bu ihtilafı yaptılar. Üç mezhebe zahip oldular. فَذَهَبَ كُلُّ فَر۪يقٍ اِلَى مَا زِكَرْنَا İşte bizim zikrettiğimiz bu hükümlere üç ferikin her birisi ayrı ayrı gitti. Birinci firkaya göre ehl-i beytin hiçbir hissesi yok. Fakirlerin ihtiyacı var. O kadar. İkinci kavle göre Resulullah Efendimiz'in hali hayatında ehl-i beytin hususi hissesi vardı. Fakat dar-ı ahireti teşriften sonra o hisse kalmadı. O hissede kimin idi? Beni Haşim ile Beni Muttalib'in idi. Bütün umurun değil. Üçüncü kavilde diyor ki hayır, Beni Haşim ve Beni Muttalib'in hakkı vardır ve bu bakidir. Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifleriyle mungati olmamıştır. Bu devam eder. Burada zikretmiyor onu. O şey var, diğer mezheplerde var. Burada onu zikretmemiş. Yani devam ettiğini zikretmemiş. Devam eder. Bunların iddiası bu. Bu ihtilaf ettiler. Her bir firkada kendisine delil getirdi. وَحْتَجَّ لِقَوْلِهِ بِمَا وَصَفْنَا Her firkede kendi davasına delil getirdi. وَجَبَ اَنْ نَكْشِفَ Öyleyse bize bir şey vacip oldu. Neyi? Keşfetmek, aramak.
külle kavlin minha, bunların kavullerin nezariyeti bari alarak bu meseleyi çözmek için bizim aramamız bize vacip oldu. Ve ma zekerna min hücceti qaidihi. Bir de bu firkenin her birisinin davasını teyit eden hadisler var. Bunları araştıracağız. Bundan sonra ashab-ı kiramın fetvalarını arayacağız ki bu ihtilaflı meselenin en sahihi doğrusu hangisidir? Onu bulalım. لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ هَذ۪ي لَقَابِيلٍ. Bu kavullerden, bu hadislerden biz istihraç edelim. قَوْلًا صَحِيهًا. En sahih bir kavli, en sağlam bir kavli ihraç edelim ki hangisiyle fetva verilir? Buna ne derler? Tercih. Tercih derler. Bir hadisin mütearriz olan 3-4 hadis gelir. Hadislerin birisi ötekilerine müreccih olur. O esbabi tercih vardır. 100 küsur sebep vardır. O sebeplerden 1 tane, 5 tane, 10 tane bir hadiste olur. Birisinde hiç olmaz. Yahut da birisinde esbabi tercihten 10 tane olur, birisinde 5 tane olur. Esbabi tercihten çok olanları tercih edeceğiz. Fe nezerna fî zâlik ve Allah-u Teâlâ âlem. Yarın siz de bakın. Nazarları iyi bakın. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا ف۪ي هَذَا هَذَا الْاِخْتِلَافِ. Ulema baktı ki bu mesele hakkında böyle ihtilaf ettiler. فَذَهَبَ كُلُّ فَر۪يقٍ اِلَى مَا زَكَرْنَا وَاَحْتَجَّ لِقَوْلِهِ بِمَا وَسَفْنَا. Her firke bizim zikrettiğimiz gibi bir tarafa gitti. Ve bizim vasfettiğimiz gibi deliller getirdi, hadisler getirdiler. وَجَبَ أَنْ نَكْشِفَ كُلَّ قَوْلٍ مِنْهَا وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ حُجَّةِ قَائِلِهِ لِنَسْتَخْرِجَ مِنْ هَذِي الْاَقْوَالِ قَوْلًا صَحِيحًا. Öyleyse bize vacip oldu ki bu meseleyi araştıralım. Bunların bu ihtilafından dolayı bir kavli sahih hangisi ise onu istihraç edelim. Onu kabul edelim, onunla amel edelim. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ. Nazar eyledik, baktık. فَبْتَدَانَا. Başladık. بِقَوْلِ الَّذ۪ي شُلْ بِشَخْصٍ قَوْلِلَ كِي نَفَا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي الْآيَةِ شَيْءٌ بِحَقِّ الْقَرَابَةِ. Garabet dolayısıyla ayette onlara bir hisse yoktur diyenler. Birinci kavul sahipleri ne dediler? Zevil kurbanın beytül malda müeyyen bir hakkı yoktur. Garabet dolayısıyla yoktur. Fakirlik dolayısıyla vardır. Diğer Müslümanlar gibi. Bundan başladık diyor. وَاَنَّهُ اِنَّمَا جُعِلَ لَهُمُ ف۪يهَا مَا جُعِلْ لِحَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ. Eğer zevil kurbaya bir hisse verilirse, o hisse fakirleri ve ihtiyaçları dolayısıyla verilir. Resulullah Efendimiz'e garabeti dolayısıyla değil. Bunların kavlinden başladık. كَمَا جُعِلَ لِلْمِسْك۪ينِ وَالْيَت۪يمِ ف۪يهَا مَا جُعِلْ لِحَاجَتِهِمَا وَفَقْرِهِمَا. Ayet-i Kerime'de fukara ve mesakine hisse veriliyor. Ne için veriliyor? İhtiyaçları ve fakirleri dolayısıyla. İşte o nasılsa Ehl-i Beyt'te öyle fakirlikleri ve ihtiyaçları dolayısıyla hisse verilir. فَاِذَا اَرْتَفَعَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ جَمِيعًا اِرْتَفَعَ حُقُوقُ مَنْ ذَلِكَ. Eğer zevil kurbadan birisi fakir idi, beytül maldan alıyordu. Zengin oldu, fakri mürtefi oldu. Fakirliği gitti, zengin oldu. Bu vakitte ona, onun hissesi de mürtefi oldu. Ona bir şey verilmez. Fakir ise verilir, fakirliği gitti mi verilmez. Birinci kavlun sahibi bunlardı. Bunlar böyle dediler. فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ قَسَمَ سَهْمَ ذَوِ الْقُرْبَى حِنَ قَسَمَهُ. Şimdi bu birinci kavle sahip olanlar böyle dediler. Biz araştırdık. Bakalım ki bunların dedikleri doğru mi değil mi? Bir araştırdık. Fevecedna. Biz bulduk. Kimi bulduk? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad kasem. Peygamber Efendimiz'i bulduk ki teksim etti. Sehme zevil kurba hayine kasemehu. Zevil kurbanın sehmini teksim ettiği vakıtta teksim etti. Fe'ata beni Haşim ve beni Muttalib. Kendisine yakın olanlardan beni Haşim'e bir de beni Muttalib'e verdi. Evet. Başkalarına vermedi. Fakat bu verdikleri beni Haşim ve beni Muttalib'e nasıl verdi? Fakirlerine mi verdi? Yoksa fakir ve zenginlere mi verdi? Diyor ki ve ammehum
لِذَٰلِكَ جَمِيعًا onların hepsine verdi. وَقَدْ كَانَ ف۪يهِمُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ İşlerinde fakir de vardı, zengin de vardı. Hepsine verdi. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki garabetleri dolayısıyla Beytülmal'dan hisse almışlar. Birinci kavlin sahipleri dediler ki hayır, garabetleri dolayısıyla değil, fakirlikleri dolayısıyla aldılar. Diyor ki onların kavlini işte Resulullah Efendimiz'in bu fiali reddetti. Peygamber Efendimiz madem verdi, fakirlere mi verdi yoksa fakire zengin hepsine mi verdi? Fakire zengin hepsine verdi. Yalnız kendine yakın olanların hepsine vermedi. Benül Muttalib'e bir de Beni Haşim'e verdi. Ötekilerine vermedi. Ötekiler de aynı derecede yakın. Ama onlara vermedi. Niçin? Sordular. Ya Resulallah sen neden Benül Muttalib'e verdin? Bizi ayırt ettin. Buyurdu ki Benül Muttalib cahiliyette de İslamiyette de benden hiç ayrılmadılar. Demek ki esas garabet Resulullah Efendimiz'e Abdülmuttalib, Beni Haşim. Abdülmuttalib'in oğulları da yalnız Abdülmuttalib'in kardeşi Muttalib var idi. O Muttalib'in sülalesini Resulullah Efendimiz ithal eyledi. Onlara da verdi. Resulullah Efendimiz'e cahiliyette ve İslamiyette muhalefet etmediklerinden daima beraber olduklarında. Ama diğer akrabasını onlara vermedi. Öyleyse şimdi bu hisse Zevil Kurba'ya verilen hisse birinci mezhebin sahiplerinin dedikleri gibi fakirlik dolayısıyla değil. Ya garabetleri dolayısıyla. Garabetleri dolayısıyla olduğunu neden anladık? Resulullah Efendimiz teksim ettiği vakitte zengine, fakire hepsine verdi. Bunlara böyle cevap veriyor. فَسَبَدَ بِذَٰلِكَ bununla sabit oldu ki اَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا جُعِيلَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ evet, enfalda Zevil Kurba'ya verilen hisse olsaydı huve li illetil fakir fakirlik illeti dolayısıyla olsaydı la illetil karabe karabet dolayısıyla değil de fakirlik dolayısıyla verilmiş olsaydı izen lema dehala aniyâhum fî fukarâhim bu takdirde zenginler o hisseye dahil olmazdı, fukaranın hissesine müşterik olmazdılar, fukaraya verilirdi. Halbuki Resulullah Efendimiz fukaraya ve aniyeye hepsine verdi. Evet, nerede? فِيمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ bu Beytülmal'dan verdiği vakitte Resulullah Efendimiz fakirlere verir, zenginlere vermezdi. Eğer fakirlik dolayısıyla olsaydı. وَلَقَسَ دَيْلَ الْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ onların fakirlerini kast ederdi. دُونَ لَغْنِيَا zenginlere değil. فَاَعْتَاهُمْ o fukaraya verirdi. كَمَا فَعَلَ فِي الْيَتَامَا yetimlerde işlediği gibi. Yetimlerini de fakirlerine verdi. Bir adam yetim kalmış ama babasından da mal kalmış. Ona vermedi ki. Ya hangi yetime verdi? Fakir olan yetimlere verdi. Öyleyse Resulullah Efendimiz zengini fakiri müsavi tuttuğundan anlaşıldı ki birinci mezhebin kavli doğru olmadı. Yani fakirlikleri dolayısıyla alırlar. O sahih değil ya. Resulullah Efendimiz'e garabetleri dolayısıyla alırlar. فَلَمَّا اَدْخَلَ اَغْنِيَاءَهُمُ ف۪ي فُقَرَائِهِمْ Peygamber Efendimiz Zevil Kurba'nın zenginlerini fukaraya ithal etti. Vaktaki etti. Sebete bizalik. Bununla sabit oldu ki اَنَّهُ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَسَدَ بِذَٰلِكْ bununla kastetti. اِلَى اَعْيَانِ الْقَرَابَةِ kendisine yakın olan Zevil Kurba'nın eyinlerini, şahıslarını kastetti. لِعِلَّةِ قَرَابَتِهِمْ akrabalıkları dolayısıyla لَا لِعِلَّةِ فَكْرِهِمْ fakirlikleri dolayısıyla değil akrabalıkları dolayısıyla onları ithal etti. Şimdi bunu böyle cevap verdi. Şimdi birinci kavli dışarıya attı. Dedi ki yok, Zevil Kurba ne demektir? Resulullah Efendimiz'in akrabası çok fakat Benül Muttalif ve Beni Haşim'in zengini, fakiri onlar alır. Onlara hisse verilir. Zengin olsun, fakir olsun. Ama şimdi öteki taraf sükut etmeyecek, delil getirecek. Diyor ki peki öteki taraf Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha Peygamber Efendimiz'den geldi, Beytülmal'dan istedi. Yani kumusu kumusundan istedi, bir köle istedi. Resulullah Efendimiz vermedi. Eğer akrabalık dolayısıyla olsaydı Hazreti Fatıma'yı herkesten evvel vermesi lazım idi.
Buna ne cevap vereceksiniz? Ona cevap veriyor. Diyor ki ve emma ma zekeru min hadisi Fatimata radıyallahu anha. Hazreti Fatime'nin hadisini de geçti, geldi, hizmetçi istedi, vermedi. Buna gelince حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها فاطمة. Geldi Resulullah Efendimiz'e dedi ki ganimet geldi, ganimette esirler var, onlardan bana bir hizmetçi ver dedi. من السبي سبيden esirlerden الذي كان قدم عليه Peygamber Efendimiz'e gelmiş idi. فلم يفعل Resulullah Efendimiz vermedi, işlemedi. ووكلها إلى ذكر الله عز وجل والتسبيح Hazreti Fatime'yi neye havale etti? Dedi ki Allah'ı zikret, 34 defa tekbir getir, 33 defa elhamdülillah de, 33 defa subhanallah de, bu hizmetçiden hayırlıdır dedi. Oraya havale etti. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki diyor, bu birinci mezhebe sahip olanlar, fakirlik dolayısıyla hakları var. Eğer garabet dolayısıyla olsaydı Hazreti Fatime'yi herkesten evvel verirdi. Onu aldı ki Resulullah Efendimiz vermedi. Bu ikinci mezhebin sahipleri bunlara cevap veriyorlar. Diyorlar ki فَهَذَا لَيْسَ ف۪يهِ عِنْدَنَا Bize göre bu meselede olmadı. دَلِيلٌ لَهُمْ O birinci firkaya, birinci mezhep sahiplerine delil olmadı. عَلَمَا زَكَرُوا Kendi zikrettiklerine delil getirdiler. Bu delil olamaz. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ولماذاني ده şöyle ispat ediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz lem yekul laha hina saalatu Hazreti Fatime hizmet Hazreti Fatime gelip istediğin senin hakkın yoktur dedi mi? Demedi. La hakka leki fihi deseydi anlaşılırdı ki Hazreti Fatime'nin hakkı yok onda. Ama demedi ki yalnız dedi ki sen bu zikri tesbihi yaparsan sa hizmetçiden daha hayırlıdır. Bu başka, bir de hakkı yok başka. Siz buradan nereden çıkarıyorsunuz ki akrabanın hakkı yoktur? İlla fakir ihtiyacı olursa vardır, yoksa yoktur. Bu bundan çıkmaz. Hakkı olur da, fakat Resulullah Efendimiz bu hakkım var ama bunu alıncaya kadar ki tesbihle, ibadetle uğraş daha iyidir. Bu manaya gelir bizim indimizde bu hadis. وَلَوْ كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Eğer bu mesele böyle olsaydı, hakkı yok, Hazreti Fatime'nin hakkı yok olsaydı lebeyyene zâlike leha Hazreti Fatime'ye beyan ederdi ki senin beytul malda hakkın yok. Ne diye gelip istiyorsun? Derdi onu. Kema beyyenehu nitekim Peygamber Efendimiz beyan ettiği gibi lil fadl ibn Abbas ve Rabi'at ibn Haris Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl ile yine amucesi Haris'in oğlu Rabi'a geldiler. Resulullah Efendimiz'e dediler ki bizi muvazzaf tayini sadakayı toplayalım. Resulullah Efendimiz dedi ki yok sizin bunda hakkınız yoktur. Onlara bak beyan ettiği gibi Hazreti Fatime'ye de beyan ederdi. Onlara hine se'ala onlar geldi sual ettikleri vakıpta ki en yesta'milehuma ala sadaka sadaka üzerine onları memur tayin edip gide sadakaları toplayalar getireler ondan da onlara bir ücret verir Resulullah Efendimiz. Bu vakıtta Peygamber Efendimiz onlara beyan eyledi. Ne için sedekeyi toplamaya memur olalar? لِيُسِيبَا مِنْهَا Ondan kendilerine bir isabet olsun, hisse veresin. Tabii memurdur, ücretini alacak. Resulullah Efendimiz beyan etti, ne dedi? فَقَالَ لَهُمَا فَضْلِلَا رَبَعِيَ Resulullah Efendimiz dedi ki اِنَّمَا هِيَ اَوْسَاقُ النَّاسِ Bu sedeke nasıl kirleridir, nasıl malının kirleridir. وَاَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehlinden hiçbir kimseye bu kir, malın kiri layık değildir, helal değildir. Eğer Hazreti Fatime de öyle olsaydı ona da derdi ki bu evsak-ı nasdır, bu sene layık değildir derdi. Dedi mi bunu? Demedi. Demediği gibi Hazreti Fatime'nin hissesi yok manasına çıkmaz. Bir bu var. Bak buna böyle cevap verdi tevil ettiğini. Hazreti Fatime'ye hizmetçi vermediğinin manası hakkı var ama fakat onu tesbih-ü tehlile havale eyledi. Bundan vazgeç demek istedi. Bir bu. İkincisi وَقَدْ يَجُوزُ اَيْضَا اَنْ يَكُونَ لَمْ يُعْتِهَا الْخَاتِمِ Hadim, yine izin. Hazreti Fatime'ye hizmetçi istediği vakitte ona vermedi. Caiz ki vermediği şunun için olan.
لَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَسَمَهُ Vakıtta teksim etmemişti. Ganimet geldiği vakıtta ganimetin beşte birisini Beytülmal'a alacak, dördünü gazilere verecek. O vakit hele teksim olmamıştı, Beytülmal'ın hissesi ayrılmamıştı. فَلَمَّا قَسَمَ اَعْتَاهَا حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ Teksim ettikten sonra Hazreti Fatıma eğer caiz ki verdi hizmetçi. Bu ne malum değil. Teksimden evvel istedi, onun için vermedi. Ama teksimden sonra caiz ki verdi. وَاَعْتَا غَيْرَهَا اِذَا حَقَّهُ Hazreti Fatıma'ya verdiği gibi başkalarına da hakkını verdi teksimde. İkinci ihtimal da bu. Üçüncü ihtimal, bu ikinci ihtimalin tetinmesi. فَيَكُونَ تَرْكُهُ اِعْتَاءَهَا Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya hizmetçiyi vermediğinin sebebi اِنَّمَا كَانَ لَاَنَّهُ لَمْ يَقْسِمْ O ganimeti teksim etmemişti, bunun için idi. وَدَلَّهَا عَلَى تَسْبِحِ اللّٰهِ Hazreti Fatıma'ya neyi yol gösterdi? Allah'ı tesbihe delalet etti. وَتَحْمِيدِهِ وَتَحْلِيلِهِ Allah'a hamd et. Tesbih oku, tehlil oku. Bu tarafa Hazreti Fatıma'yı yöneltti. اَلَّذ۪ي يَرْجُوْ لَهَا بِهِ الْفَوْزَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَ وَالْزُلْفَ عَنْدَهُ Allah'ın indinde daha layık, daha ibadete güzel bir yol olan tesbih ve tehlile delalet etti. Evet. Peki bu ikinci ihtimal. Yani teksim etmemişti. Teksim etmezden evvel Fatıma'ya dedi ki git Allah'u tehlil ve tesbih et daha güzel. Fakat teksim ettikten sonra da verdi. Burada iki şey oldu. Hem Hazreti Fatıma'ya bir zikir, tesbih yolunu öğretti ki hizmetçiden daha hayırlı. Hem de malı teksim ettikten sonra gene hizmetçi de verdi. Ama verdiği muhakkak sabit değil de, yani caiz ki verdi, bilmiyoruz yani onu da. Verip vermediğini de biliyoruz. İhtimal. Evet. Fakat yecuzu. Yine üçüncü ihtimal caiz ki en yekûne kadahtemaha min zâlik. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya hizmetçi verdi. Be'adema kasama. Teksim ettikten sonra. Ve la ne'alemu fil âthâr. Eserlerde bilmiyoruz. Görmedik. Ma bir hadisi ki yetfe'u şey'en min zalik. Vermediğine dair bir hadis, bir rivayette gelmedi. Vermediğine dair Hazreti Fatıma istedi. Hiç vermedi. Hiç vermedi diye bir rivayet yok. Ya istedi. Dedi ki ben daha hayırlısını sana göstereyim mi? Şu zikirlere devam et. Fakat ondan sonra verip vermediğine dair eserlerde bir şey yok. Verdi diye de yok. Vermedi diye de yok. Caiz ki vermiştir. Caiz ki vermemiştir. وَقَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ اَخْتَمَهَا وَدْ Bunu okudum. وَقَدْ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ مَنَعَهَا مِنْ زَالِكُ Yine bir ihtimal da var. Caiz ki Hazreti Fatıma'yı bundan men etti. Yani hizmetçi vermedi. اِنْ كَانَ مَنَعَهَا مِنْهُ Eğer vermediyse bilmiyoruz. Ondan sonra bir hizmetçi verdi mi vermedi mi bunu bilmiyoruz. Eğer vermediyse sebebi şu olur. لَاَنَّهَا لَيْسَتْ قَرَابَةً Hazreti Fatıma'nın Peygamber Efendimiz'e alakası garabet değildi. Velakin akrebe minel garabeti. Garabetten daha yakındı. Garabet demek bir adamın akrabası demek. Fakat anası, babası, evladı akraba değil ki aynen kendisi demek bu. لَاَنَّ الْوَلَدَ وَلَدْ لَا يُقَالُ هُوَ مِنْ غَرَابَةِ اَب۪يهِ Bir adamın oğluna babasının akrabası demezler. اِنَّمَا يُقَالُ ذَٰلِكَ لِمَنْ غَيْرُهُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْهُ Kime akraba derler? Ondan daha yakın bir adam olur da derler ki filan adam da onun akrabasıdır. Mesela bir adamın oğlu mu daha yakındır, amcasının oğlu mu yakındır? Oğlu. Öyleyse amcasının oğluna ne derler? Garabe, akraba bu. Oğluna akraba demezler ki. Niçin? Daha yakın olur. Garabetten daha yakın. Bunun için Zevil kurba denilince Peygamber Efendimiz'in evladı değil de daha biraz uzak olanlara şumulu var. O manaya gelir. Ela tera ila kavlillah azze ve cel. Görmez misin Cenab-ı Hak ayeti kerimede buyur da sahibillah. Kul ma enfaktum min hayrin felil valideyni vel akrabiyyim. Kul habibim sende ki ma ol bir şey ki. Enfaktum infak ettiniz min hayrin hayirden. Hayırdan infak ediyorsunuz, sadaka vereceksiniz, iyilik yapacaksınız. Öyleyse kime verin? Felil valideyni, anaya babaya bir. Vel akrabine,
bir de daha yakın olanlara. Şimdi bak burada ayırdı. Anaya babaya, bir de akrabaya. Ana baba akrabadan değil mi? Akraba biraz uzak olur. Ana baba, akrabın akrabi. Yani aynen insanın kendisi neyse o da onu, o adamın kendisinden sayıyor. Onu uzak saymıyor ki. Yani kendi evinin mali başka, bir de uzaktaki bir adamın komşusu gibi, akrabası gibi o başka. Evet. فَجَعَلَ الْوَالِدَيْنَ Anayı babayı kıldı. غَيْرَ الْاَقْرَب۪ينَ Akreplerin gayrisi. Vav atif. Atife değil mi vav atife? Vav atife ne icap eder? Mugayyere. Demek ki valideyn başka, akrebin başka. Onun için vel akrebine, akrebineyi valideyn üzerine atfetti. جَاءَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ denilmez. Ya Zeyd'in adamdır. Zeyd geldi ve Zeyd geldi. Olmaz ya. جَاءَ زَيْدٌ وَاَمْرٌ denilir. Zeyd başka, emir başka. Vakıpta vav'ı getirirsen onu ona atfedersen. Mugayyere icap eder vav. Burada da valideyn akrebinden olsaydı ayrıca atıf olmazdı. قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْ اَقْرَب۪ينَ Cenab-ı Hak buyururdu. Böyle buyurmadı. فَلِلْ وَالِد۪ينَ وَالْاَقْرَب۪ينَ Öyleyse valideyn başka, akrebin başka. Bununla da istidlal ediyor ki bir adamın anası, babası, çocuğu akrabanın değildir, daha yakındır. فَكَمَا كَانَ الْوَالِدُ يَخْرُجُ مِنْ قَرَابَةِ وَلَد۪ينَ Bir adamın babası kendi evladının karabetinde çıktığı gibi فَكَذَٰلِكَ الْوَلَدُ يَخْرُجُ مِنْ قَرَابَةِ وَالِد۪ينَ Veled de babanın karabetinden çıkar. Bu hususta Hazreti Fatime de Peygamber Efendimiz'e akreptir, karabet değildir. Akrep olduğundan ayet-i kerimedeki zevil kurbaya dahil olmadı. Bu manaya diyor. Zevil kurba yani insanın anasından, babasından, evladından başkası demek oluyor. وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نَحْبًا مِمَّا ذَكَرْنَا ف۪ي رَجُلٍ قَالْ İmam Muhammed bir adamın bir vasiyetinde de bir fetvası var. O da buna benzer bir fetva verdi. O adam ne demiş? قَدْ اَوْسَيْتُ بِسُلُسِ مَالِي لِقَرَابَةِ فُلَانَ Ben malımın üçte birisini filan adamın akrabasına vasiyet ettim dese. Akrabası kime alacağız? Anası, babası, evladı buna dahil olur mu olmaz mı? İmam Muhammed ne diyor? اَنَّ وَالِدَيْهِ وَوَلَدَهُ لَا يَدْخُلُونَ فِي ذَلِكِ O adamın anası, babası, evladı bu vasiyete dahil olmaz. Onlardan başka kardeşleri, kardeşlerin oğulları, amuceleri bunlar dahil olur, akraba. Peki İmam Muhammed bunu nereden çıkardı? İmam Muhammed bunu bu ayeti kerimeden çıkardı işte. لَاَنَّهُمْ اَقْرَبُ مِنَ الْقَرَابَةِ Bunlar karabetten daha yakındırlar ve لَيْسُ بِقَرَابَةٍ Karabet değildirler, daha akreptirler. وَاَحْتَجَّ ف۪ي ذَٰلِكَ İmam Muhammed de delil getirdi bu meselede. بِهَذِي الْاَيَةِ Bu ayet. Bu ayet ile delil getirdi. اَلَّتِي زَكَرْنَاهَا فَهَذَا وَچُنَاهَا Bu da bir başka vecihtir. Yani Resulullah Efendimiz'in Hazreti Fatime'ye hizmetçi vermediği bu cihetten de olabilir. فَرْتَفَعْ بِمَا زَكَرْنَا Bizim bu zikrettiğimiz vecihlerle mürtefi oldu. اَنْ يَكُونَ لَهُمْ اَيْضَى O birinci mezhep sahipleri için ola bir hadisi Fatime'te radıyallahu anha hâzâ Hazreti Fatime'nin bu hadisiyle ola hüccetün hüccet ola fî nefî sehmi zevil kurba zevil kurbanın sehmini nefîle bunlar için bir hüccet ola bu da olamaz. Evet. وَاَمَّا مَحْتَجُّ بِهِ فِي حَد۪يسِ اَب۪ي بَكْرٍ وَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مِنْ فَعَلَيْهِمَا Öteki birinci mezhep sahipleri diyor ki sen bunu böyle tevil ettin, yaptın, yakıştırdın. Gerçi onlar gani olmaz buna. Tevhile gani olmazlar ama nev'emma bir cevap oldu. Fakat Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali onların için vermediler. Zevil kurbanın zenginlerine vermediler, fakirlerine verdiler. Fakat zenginlerine vermediler. Garabet sahibi dolayısıyla bizim hakkımız vardır diyenlere gene vermediler. Abdullah ibn Abbas dava etmedi mi? Dava etti ki aldı. Ne Hazreti Ebu Bekir verdi, ne Hazreti Ömer, ne de Hazreti Ali. Buna ne diyeceksin? Ona cevap olarak diyor ki وَاَنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُنْكِرُوا ذَٰلِكَ عَلَيْهِمَا Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma
akraba, garabet sahiplerine bir şey vermediler. Ashab-ı kiram da inkar etmediler onlara ki sizin gittiğiniz yol yanlıştır. Bunların hakkı vardır. Veriniz diye bir kimse çıktı söylendi mi? Yok. Sükut ettiler. فَاِنَّ هَذَا بُوْ diyor. مِمَّا يَسَعُ ف۪يهِ اِشْتَادُ الرَّيْ Buna verdiği cevap da diyor ki efendim bu herkesin fikri muhtelif olur. İçtihat meselesidir. İçtihat meselesi olduğundan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer öyle içtihat ettiler. Fakat onların içtihatları doğru hemen hak olmadı ya. Ama bu biraz ağır geliyor yani. Ha. Bu cevap pek kabul edilir bir şey değil yani. O birinci mezhebi hiç teyit etmez. Bu içtihattır. فَرَأَيَاهُمَا ذَٰلِكَ وَاَجْتَهَدَى Onlar öyle içtihat ettiler ve öyle gördüler ki zevil kurbanın zenginlerin ayrı bir hissesi yoktur. Fakirleri de fakirlik dolayısıyla alırlar. Garabet dolayısıyla bir hisseleri yoktur. Onlar öyle içtihat ettiler, öyle gördüler. فَكَانَ مَا اَدَّاهُمَا اِلَيْهِ اِجْتَهَادُهُمَا Onların kendi içtihatları öyle oldu, ona vardı ve öyle yaptılar. Nedir o içtihatları oldu? هُوَ مَا رَأَيَا فِي ذَٰلِكَ فَحَكَمَا بِهِ Kendiler içtihat ettiler. Zevil kurbanın garabet dolayısıyla hakları yoktur. Fakirlik ve ihtiyaçları dolayısıyla hakları vardır dediler ve öyle hükmettiler. وَهُوَ الَّذ۪ي كَانَ عَلَيْهِمَا İşte bu bir hükümdür ki Ebu Bekir Ömer onun üzerine yürüdü. وَهُمَا فِي ذَٰلِكَ Ebu Bekir Ömer radıyallahu anh ve bu meselede de مُسَابَانِ مَأْجُورَانِ Yani içtihat ettiler, hata ettiler. Fakat bir adam içtihat eder, hata ederse gene sevap alır. Ama bir sevap alır. Ama içtihat eder, isabet ederse iki sevap alır. Bunlar gene içtihat ettiler. İçtihatları hata oldu, bir sevap aldılar. Ama bunu böyle diyor ama ben bunu kabul etmiyorum. Yani kendim o selahiyeti dahil değil ama Ebu Bekir, Ömer içtihat ettiler. Bu içtihadın da bütün ashab-ı kiram kabul etti, sükut etti. Buna da hata diyeceğiz. Diyemezsin ki. Sonra getireceği cevap bana şimdi gerisinde tevil edeceği cevap hiç burayı tatmin etmiyor. Çünkü Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer hakkı aramakta çok hassasıdılar. Ashab-ı kiram da Es-sâketü anil hak şeytanun rahres değildiler. Hakkı duyalım da sükut edelim. Bunların içtihatları hata olsun da ashab-ı kiram da sükut etsin. İmkanı yok. Ama o delil getirecek ki Abdullah İbni Abbas bizim hakkımız var diye muhalif oldu. Abdullah İbni Abbas bunlara nezeren hiç sayılır. Abdullah İbni Abbas çünkü çocuk. Onun ne selahiyeti olur. İstersen muhalif olsun. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali bir meselede ittifak etsin. Ashab-ı kiram da onlarla ittifak etsinler de Abdullah ibn Abbas'ın kendi içtihadı benim içtihadım böyle değildir. Orada hata Abdullah ibn Abbas da olur. Niye? Berkilerin içtihadını hataya çıkarana kadar onu hataya çıkar. Evet. Şimdi geliyor ya o. Ve emmâ kavluhum. Peki onlar diyorlar ki daha ibarenin bir şeysi gerisi var. Ve lem yunkir zâlike aleyhimâ ahadun min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir, Ömer, garabet sahiplerinin garabet dolayısıyla hakları yoktur dediler. Ashab-ı kiramdan hiçbirisi de buna itiraz etmedi. Ya buna ne diyeceksiniz? Ona da bir cevap buluyor. Evet. فَكَيْفَ يَجُوزُ اَنْ يُنْكِرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ diyor. Nasıl Ebu Bekir'e ve Ömer'e bir kimse inkar eder ki? وَهُمَا اِمَامَانِ عَدْلَانِ İkisi de adil imamlardırlar. رَأَيَا رَأَيَنْ Onlar içtihad ettiler, bir fikir gördüler. فَحَكَمَا بِهِ Onunla hükmettiler. Bunların içtihadi böyle oldu. Onlarda bir evaz garaz yok. Böyle düşündüler, öyle içtihad ettiler. Daha ashab-ı kiramdan kim kalkar diye itiraz eder. فَفَعَلَا فِي ذَٰلِكَ Burada noksan var. رَاَيَا فَحَكَمَا بِهِ فَفَعَلَا فِي ذَٰلِكَ اَلَّذ۪ي كُلِّفَا اَلَّذ۪ي كُلِّفَا Teklif edildikleri şeylerle işlediler. O da ne? İçtihadi bir meselede müştehidi içtihad eder. Kendi içtihadi neye varırsa onunla amel eder. Bu bununla mükellef. Böyleyse Ebu Bekir, Ömer ve ashab-ı bunlar içtihad ettiler ve bu içtihadlarıyla amel ettiler. Onun için ashab-ı kiram da buna itiraz etmedi. Yani bunların muhakkak hakkı olduğundan dolayı değil de fakat bunlar imam-ı adildirler. Kendi içtihadları da böyledir. Biz buna itiraz edemeyiz. Ama bunlar doğru düşünmedi ve içtihatları da doğru çıkmadı manasına getiriyor.
kurbada. Velakin kad ru'ye fi zalik, kad ra'a fi zalike gayruhuma. Kad ra'a gördü, yani fikretti. Fi zalike bu meselede gayruhuma. Ebu Bekir ve Ömer'in gayrisi min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin ashabından başkaları da içtihad etti, gördüler. Bi hilafi ma ra'aya. Onların fikirlerinin hilafına rey ettiler. Böyle içtihad ettiler diyor. Lakin felem yu'annifuhuma. Fakat onların hilafına içtihad edenler Ebu Bekir'e, Ömer'e tanif etmediler. Niçin böyle diyorsun, hükmü diyorsunuz demediler. Fîmâ hakemâ bihi min zâlik. Burada hükmettiler ya, karabet dolayısıyla bir şey yoktur dediler ya. Yani ashab-ı kiramdan bazıları bunların hata ettiğini anladılar ama fakat onların içtihadi öyle olduğundan karşılarına çıkmadılar demek istiyor. İzkâne râyu fî zâlike vâsâin. Çünkü burada rey geniş idi. Herkes bir içtihad ediyordu. Vel içtihâdu linnâsi cemiyâd. Herkesin de içtihadi var idi. Peki şimdi İmam-ı Tahavi bunu getirmek istiyor ki yani ashabtan vardılar Ebu Bekir'in, Ömer'in hata ettiklerini ama fakat o meseleyi içtihadi olduğundan, Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in de içtihadları böyle olduğundan ona sükutta geçtiler. Fakat ashabtan hangisi kalktı dedi ki benim fikrim de böyle değildir, başka türlüdür. Abdullah ibn-i Abbas'tan başka hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Kalkıp da ya bu Bekir, ya Ömer, siz böyle içtihad ettiniz ama bizim içtihadımız böyle değildir diyen yok. فَأَدَّى أَبَا بَكْرٍ وَعَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا رَأْيُهُمَا فِي ذَٰلِكِ لَا مَا رَأْيَا وَحَكَمَا. Evet, Şeyh'in, Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in kendi reyleri kendi hükümlerine götürdü. وَأَدَّى غَيْرُهُمَا وَأَدَّى غَيْرَهُمَا مِمَّنْ خَالَفَهُمَا اِجْتَهَادُهُ فِي ذَٰلِكِ لَا مَا رَأَهُ. Bunları muhalif olanların içtihadi de bunların hilafına götürdü. Onlar da hayır, garabet sahiplerinin hakkı vardır dediler. O gayr olan kim? Mesela burada. Aradara bir Abdullah ibn Abbas'tan başkası yok. Ve kullun mecurun fi içtihadi fi zalik. Her birisi de, her müçtehit de kendi içtihadında mecurdur, müsaptır. Sevabı vardır. Müsabun sevap alır, müeddin eda edicidir, lil fardı lezi aleyhi. Her müştehit kendi içtihadını yaptı mı kendi üzerine farz olanı eda etmiştir. O müştehit böyle amel etti, bu müştehit böyle. Ve lem yunkir ba'duhum ala ba'din, ba'si ba'sine de inkar etmedi. Kavlehu ötekinin sahibi, vay senin içtihadın böyledir. Hayır, senin içtihadın böyledir, birbirlerine de itiraz etmediler. Le ennemâ khâlefe ileyhi varayun. Çünkü muhalefet nedir? Reydedir. O öyle içtihad etmiş. Öteki de onun hilafına içtihad etmiş. Aşağı yukarı kitap değil, sünnet değil. Ya nedir? Bir içtihattır, bir reydir. Reyye muhalif olabilir. وَالَّذِي قَالَهُ مُخَالِفُهُ وَرَيُنَيْدَ. Ebu Bekir'in ve Ömer'inki bir içtihad olduğu gibi onun muhalifininki de bir rey ve içtihattır. وَلَا تَوْقِيفَ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Hiçbirisiyle beraber tevkif yoktur. Yani şer'i bir delil yoktur. لِقَوْلِهِ kendi kavline. Tevkif de nedir? مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّتٍ وَلَا اِجْمَعَ. Kitap, sünnet, icmadan hiçbirisini teyit eder bir kavilde yoktur. Öyleyse mesele içtihadi olmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in içtihadları bu tarafa gitmiştir. Ashab-ı kiram onun için ona itiraz etmemiştirler. İçtihat meselesi olduğundan. Ama Ebu Bekir'in ve Ömer'in içtihadlarının hilafına da içtihadlar vardır. Yani İmam-ı Tahavi bunu ispat ediyor. Fakat burada bence İmam-ı Tahavi, tabii o büyük imam, bir şey demiyoruz ama yani pek isabetli değil. Çünkü neden? İçtihat ama içtihat, bir adam içtihat eder, elimde, anlayışta, kuvvette ikisi bir derecede olur da ha, o vakitte müsavi dersin. Ha, dersin ki onun içtihadı, onun içtihadı o. Ne gibi? İmam-ı Şafii ile İmam-ı Azam gibi kuvvette birbirine muadil. Beri taraf öyle değil. Ebu Bekir, Ömer, Ali bir tarafta içtihad etsin, Ashab-ı Kiram'da bunlara muvafakat etsin. Bunların karşısında Abdullah ibn Abbas'ın içtihadını getirsin, bunlara muarız kılsın. Bu da bu derecededir desin. O derecede olamaz ki. Abdullah ibn Abbas'ın birçok meselelerde ayrılığı var ki cumhur-i sahabe reddetmiş, kabul etmemişler. Olabilir. Onun içtihadı olabilir ama onun içtihadı beriye muadil olamaz.
tercih meselesine gelince tercihte beri taraf tercih edilecek. Ve delilu ala anna Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma kad kana hulifa fi ma ra'aya min zalik. Peki Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın fikirlerini muhalif bir rey var mı? Bir fikir var mı? Bunu sorarsan ise var diyor. Buna da delalet eden Tavlu bin Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas'ın sözüdür ki demek ki onlara muhalefet olmuş. O da ne sözü? قَدْ كُنَّا نَرَى أَنَّا نَحْنُهُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَبَى ذَٰلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا. Biz görürdük ki zevil kurbanın hissesi bizedir. Biz ehl-i beyte verilecektir. Fakat bizim kavmimiz iba etti. Yani kim? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bunlar iba ettiler de bizim hakkımızı vermediler. Biz böyle görüyorduk. Biz bunlara muhalif. Peki Abdullah bin Abbas muhalif kiminle beraber? Biz böyle inna nera dediği kendisiyle beraber daha başka kimse var mı sahabede? Biz böyle görüyorduk ama elmi olmayan ehl-i beytten olur da elmi olmayanlar bizim de hakkımız var derler. Onlardan sözü müteber değil. Bu defa elm meselesi. Kur'an-ı Kerim'in tefsir meselesi. Burada elmi olmayan ehl-i beytten istersen 100 tane çıksın. Biz bunu isteriz, biz bunu isteriz, isteriz demeyle hemen öteki adam verir mi? Vermez. Nitekim şey meselesinde oldu ya, miras meselesinde Hazreti Abbas ve Hazreti Ali başta Hazreti Fatime Peygamber Efendimiz'in mirasını istediler. Hazreti Ebu Bekir onlara reddetti, vermedi. Ne dedi? Hadis-i şerif dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdu نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَا لَا نُوَرَّسْ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَ. Biz peygamberler cemaati miras bırakmayız. Bizim terk ettiğimiz sadakadır. Bu hadis-i şerifi okudu, durdurdu. Peygamberlerin varisleri gelip miras alamazlar. Ve vermedi. Hazreti Ebu Bekir'in zamanında davayı tazelediler, gene vermedi. Hazreti Ömer'in zamanında davayı tazelediler, gene vermedi. Hatta Hazreti Abbas ile Hazreti Ali bu hususta münakaşa etti, birbirleriyle dövüştüler de. Fakat yine vermedi miras meselesini. Kapıyı verdi. Peygamberler varisleri olmadı. He? Yok, peygamberler terk ettikleri sadaka. Biraz Fedek'te bir arazi var idi. Bu araziyi istediler. Onun için tabi bu meselede bu hadisi şerifi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh rivayet etti. Hazreti Fatime bu hadisten haberi yok. Miras dava etti. Hazreti Ali miras dava etti. Hazreti Abbas miras dava etti. Fakat Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer dediler ki hadisi şerif mucibince biz vermiyoruz. Ve vermediler. Yalnız o araziden geleni Peygamber Efendimiz'in zevcelerine vereceğiz. Onlar ta zevceler mungaris oluncaya kadar. Ondan sonra beytül malındır. Yani maksadım hemen ehli beytten her birisi kalkıp da bir hak dava etmekle illa bunun reyi de reydir denilmez. İlla alim olacak, elim olacak da ondan sonra bakalım ki va ötekine muhalif geldi mi gelmedi mi. Sonra muhalif olursa sahabeden birisi bir kavle sahip olur. Cumhuri sahabede bir kavle sahip olursa o bir sahabenin kavlini cumhura muadil tutamayız ki. Mesela sahabelerin fetvalarıyla amel edilmez derler. Niye? Şaz olmuş, ayrılmış. Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh. El-vudu mimma messetin nar. Mimma messeten nar. Yani abdest neden lazım gelir? Ateşe temas eden her bir şey abdesti bozar, abdest almak lazım gelir. Bu İslamiyet'in evvelinde bu hadis-i şerif var idi. Bununla amel ederdi. Sonradan eshaptan dediler ki bu hadis nesk edildi, kabul etmedi o. Neskini işitmemiş, başkasının sözünü de kabul etmedi ve ölünceye kadar bununla amel etti. Fakat eshab-ı kiram diyorlar ki Peygamber Efendimiz birçok davetlerde ateşte pişmiş yemeği yedi, et yedi, abdest almadı. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in fiili kavlini nesk etti. Hazreti Ebu Hüreyre kabul etmedi bunu. Hazreti Ebu Hüreyre'nin bu kavli kendisine kaldı. Fakat bunu dört mezhebin hiçbirisi de kabul etmedi. Yani sonradan gelen imamlar cumhur-i sahabenin kavlini aldılar. O hadis-i şerifi Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri duymamış, görmemiş miymiş? Hangisini? Cenab-ı Resulullah Efendimiz'in miras hakkındaki. Onu Hazreti Ebu Bekir rivayet ettiğinden pek kanaat etmedi o. Hazreti Ebu Bekir rivayet etti. Dedi ki ben vermem dedi. Bu dava çok uzandı o. O Fedek arasında. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'den işitmemiş. Hazreti Ebu Bekir rivayet etti.
Ondan da artık Hazreti Ebu Bekir'e yalan da diyemiyor. Fakat diyor şer'en bir miras hakkı vardır. Miras hakkı var ama peygamberlerde bu yoktur. Mesele ihtilaflı oldu bu. Şimdi burada bak iki içtihat olabilir. Hazreti Ali'ninki bir içtihat, Hazreti Ebu Bekir'inki bir içtihat. İkisi birbirine muadil olabilir. Fakat burada Hazreti Ebu Bekir kendi içtihadıyla amel etti. Hazreti Ömer'e gelince o da kendi içtihadıyla amel etti. Ta bu dava uzandı. Sonra Hazreti Abbas da araya katıştı. Ona da miras kalıyordu oradan. Çünkü bir adam ölür, bir aileleri var. Sekizde bir Peygamber Efendimiz'in ailelerine. Yarısı da kızına, geriye kalanı da kime? Emucesi var. Emucesi Hazreti Abbas, ona kalıyor. Sizin meseleye benziyor. Sekizde biri ailelerine kalıyor. Sekizde dördü de kızına kalıyor. Kalıyor üç de Hazreti Abbas'a kalıyor. Onun için Hazreti Abbas da asabı oluyor. O da dava etti. Fakat Hazreti Ebu Bekir dedi ki yok. Bu hadis-i şerif mucebince ben vermem dedi. Vermedi. Hazreti Ömer zamanında geldi. Gene vermedi. Şimdi bu içtihatlar birbirine muadil. Ama bir tarafı tercih edilir. Bir de var ki hayır işte bu dediğimiz mesele de Abdullah İbni Abbas'ın bu sözünü alıyor. Bütün Ashab-ı Kiram'a karşı koyuyor İmam-ı Tehavi'nin. Yani buradaki tercihi bir acayip tercih. Gerçi İmam-ı Azam böyle demiş ama İmam-ı Azam'ın de belki burada yani delili zayıf düşer. Çünkü öteki taraf kuvvetli. Lakin başka bir cihet var ki İmam-ı Azam diyor ki Peygamber Efendimiz'in sağlığında ona mahsus idi. Ondan sonra bu kaide tatbik edilmez. Yukarıda okuduk ya. فَأَخْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنَ اَبَّاسِ haber verdi ki اَنَّهُمْ رَعُوا ف۪ي ذَٰلِكَ رَعِيًا Ebu Bekir, Ömer ve Sahab-ı Kiram bu hususta bir iştihad ettiler. اَبَاهُ عَلَيْهِمْ قَوْمُهُمْ Fakat onların o iştihadına onların kavmi iba etti. وَاَنَّ عُمَرَ دَعَاهُمْ Hazreti Ömer ehli beyti çağırdı. اِلَنْ يُزَوِّجَ مِنْهُ اَيِّمَهُمْ Şeylerini, dul olanlarını, bekar olanları evlendire. وَيَكْسُوَ مِنْهُ عَارِيَهُمْ Çıplaklarını giydire. Kale, Abdullah İbni Abbas dedi ki فَاَبَيْنَ عَلَيْهِ Biz bunu kabul etmedik, kabul etmiyoruz. Sen bizim fakirlerimize vereceksen, zenginlerimize vermeyeceksen. Ya zenginimiz de alacak, fakirimiz de alacak. فَاَبَيْنَا Biz iba ettik aleyhi اِلَّا اَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا كُلَّهُ İlla bizim hissemizi bize vereceksin diye iddia ettik. Hazreti Ömer de vermemiş. Zenginlerinize düşmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerelde de hadis-i şerifi geldi ya, Hazreti Fatime 2-3 kadınla beraber gitti, hizmetçi istediler. Peygamber Efendimiz ne dedi? Ben Ashab-ı Sufya'yı aç bırakayım, karınlarını dürsünler, taş bağlasınlar, ben size hizmetçi vereyim, ben bunu yapamam dedi. Şimdi bu da delalet ediyor ki fakirlik dolayısıyla alınacak. Yoksa eğer garabet dolayısıyla hakkı varsa Resulullah Efendimiz verirdi. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بَعْدَ اَبِي بَكْرِ Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer'in hilafetinde de böyleydi. Garabeti dolayısıyla bir hisse vermezdiler. وَاَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا نَزَعُوا اَمَّا كَانُوا رَأَوْ مِنْ ذَٰلِكَ Fakat Ehl-i Beyt de kendi davalarından vazgeçer olmadılar. İlla bizim Beytülmal'da hissemiz vardır. Zengin olsun, fakir olsun hissemiz vardır. Bu davadan da vazgeçmediler. Hazreti Ömer'in zamanında o vakitte kabul etmediler. Hazreti Ömer sizin mühtaç olanlarınızın ihtiyacını defedeyim. Yok dediler bizim hissemizi vereceksen. Fakat işte burada Abdullah İbni Abbas'tan başka dava edeni göstermiyor. Kim o? Anladık Abdullah İbni Abbas bu dedi. Abdullah İbni Abbas'ın kelimesi de ben demiyor da biz diyor. Biz dediği kendisiyle beraber kimler var? Zaten yani alim olarak Hazreti Ali bir de Abdullah İbni Abbas vardı Ehl-i Beyt'te o zaman. Böyle alim olarak başka kimse yoktu. Ötekiler çoluk çocuk. Onlardan acaba kim varmış? Yok. Bu da bir tam delil teşkil etmez. فَدَلَّمَا زَكَرْنَا Bizim bu zikrettiğimiz delalet eder ki اَنَّ حُكْمَ ذَٰلِكَ كَانَ عِنْدَ اَب۪ي بَكْرٍ وَعُمَرٍ Ebu Bekir ve Ömer'in indinde böyleydi. Garabet dolayısıyla Ehl-i Beyt'e bir şey verilmezdi. وَعِنْدَ سَائِرَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Diğer ashabın indinde de böyleydi. Ne gibi? كَحُكْمِ الْاَشْيَاءِ اللَّتِي تُخْتَلَفُ ف۪يهَا Bir takım eşyalar var ki muhtelefün fihdir. İşte bu da öyle oldu diyor. اَلَّتِي يَسَعُ ف۪يهَا اِجْتَهَادُ الرَّيْ Onda herkesin reyi ve iştihadi var. Mesele geniş. Bu gibi meselelerden oldu bu da. Ona göre itiraz yok. Bu mesele muhtelefün fih. Ulema arasında. Fakat tercih meselesi var.
İmam-ı Tahavi burada tercihi yapmıyor. İlla o tarafı tercih şey diyor. Zayıf tarafı kuvvetli göstermek istiyor. Ve emmâ kavluhum. Burada kasıbullahu teâlâ âlem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmanirrahim. Ve emmâ kavluhum. Emmâ o birinci kavle zahib olanların sözü. Ne sözü? Sümme aftal emru ila aliyyin radıyallahu anhu felem yugayyir şey'en min zâlik amma kâne vada'hu aleyhi Ebu Bekrin ve Ömer radıyallahu anhu. Sümme aftal emru. Emir ifta etti. Yani nöbet geldi. Kime? İlâ aliyyin radıyallahu anhu. Hazreti Ali'ye hilafet nöbeti geldi. O da halife oldu. Felem yugayyir şey'en min zâlik. Bu mesele hakkında hiçbir şeyi tayir etmedi. O da neden? Amma kana vada'uhu aleyhi Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in koymuş olduğu kanuni, nizami değiştirmedi. Hiçbir şeyi değiştirmedi. Onlar ne dediler? Dediler ki, zevil kurbanın beytül malda fakirlerinin hissesi vardır. Zenginlerinin yoktur. Hazreti Ali'ye nevbet gelince Hazreti Ali de hiç bunu tayir etmedi. Bu birinci kavle sahip olanlar bunu söyledi. Bu ikinci kavle sahip olanlar buna cevap veriyorlar. Diyorlar ki evet. Bu cevabı aşağıda gelecek. Şimdi bu birinci diyor ki bunlar böyle dediler. Galu dediler ki birinci kavle sahip olanlar fezalike delilun. Bu delildir ki ala ennehu kad kâne ala ennehu şuna delildir ki Hazreti Ali kad kâne ra'a fî zâlik bu mesele hakkında iştihad etti, gördü. Eyda yukarıdakiler gibi yani ehli beytin fakirlerinin hakkı vardır, zenginlerinin yoktur. Mislellezî ra'eya Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer nasıl düşündüler, iştihad ettilerse Hazreti Ali de öyle düşündü. Bunu kim söylüyor? Birinci kavle sahip olanlar. Şimdi cevap veriyor. Diyor ki feleyse zalike kema zekeru. Fakat bunların dediği gibi değildir. Bunlar böyle diyorlar ama bu meseleyi anlamıyorlar. Niçin? Lennehu lem yekun baqiya fi yedi Ali. Hazreti Ali'nin elinde hiçbir şey kalmadı. Mimma kana baqa fi yedi Ebu Bekir ve Ömer. Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in elinde olan şeylerden. Min zâlike bu humusul humustan şeyün bir şey. Ehl-i Beyt'in hakkı humusul humus değildi. Beytül mala gelen humusun ayrıca humusunu alacaktılar. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in zamanında bu var idi. Humus var idi. Hazreti Ömer'in zamanında var idi. Hazreti Ali'nin zamanında yoktu ki o humustan bunlara hisse verir. لَأَنَّهُمَا لَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ وَقَعَ فِي اَيْدِيهِمَا Vaktaki Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in ellerinde bu humus oldu, ganimet-i humusi. اَنْفَذَاهُ Onu tenfiz ettiler, teksim ettiler onu. فِي وُجُوهِهِ Onun vecihlerinde nereye verilecekse bu humusul humusi verdiler. اَلَّتِ اَيْلَ وُجُوهِ رَأَيَاهَا Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer onu öyle gördüler. Fî zâlik bu mesele hakkında. اَلَّذ۪ي كَانَ عَلَيْهِمَا Kendilerinin iştihadi üzerine kendilerine dediler. Elimizdeki humusul humusten ehl-i beytin fakirlerinin hissesi vardır. Onu da tenfiz etti verdiler. ثُمَّ اَفْضَلَ اَمْرُ اِلَى عَلَيْهِنْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْ Sonra mesele Hazreti Ali'ye geldi. O emirül müminin oldu. Beytül mal onun elinde kaldı. فَلَمْ يُعْلَمْ Fakat bilinmedi ki اَنَّهُ سَبَا اَحَدًا Kimseyi esir aldığı bilinmedi. Hazreti Ali kafirlerle harp edip de bir ganimet, bir esir eline geçmedi. Kafirlerle harp etmedi o. وَلَا زَهَرَ عَلَى اَحَدٍ مِنَ الْعَدُوِ Düşmandan hiçbir kimseye galebe çalıp da eline bir ganimet geçmedi. وَلَا غَنِمَ غَنِيمَةً Bir ganimet de eline geçmedi. Öyle ganimet ki yecibu fiha humusun lillah. Onda bir Allah için bir humus vacip olacak. Çünkü humus neden olacak? Düşmandan alınan ganimetten humus alınacak. O humusun humusi de ehl-i beyti olacak.
Hazreti Ali zamanında böyle bir vaka olmadı. Düşmanlarından, kafirlerinden bir harp olmadı ki oradan ganimet alsın da onun humusunu da Ehl-i Beyt'e versin, vermesin. Bakalım verilmiş mi, vermemiş mi? لَنَّهُ اِنَّمَا كَانَ شَغَلُهُ لَنَّهُ اِنَّمَا كَانَ شَغَلَهُ Onu meşgul etti. Hazreti Ali فِي خِلَافَتِهِ كُلِّهَا Bütün hilafetinin müddetince, halife olduktan şehit oluncaya kadar Hazreti Ali'yi meşgul etti. بِقِتَالِ مَنْ خَالَفَهُ Kendisine muhalif olan şeylerle meşgul oldu. Meşguliyet o idi. Evvela kiminle harp etti? Hazreti Ayşe ile harp etti. Cemel vakası oldu. O biter bitmez Şam şeysi oldu. Sıffin vakası ki Hazreti Muaviye ile harp oldu. Ondan sonra hakem meselesi meydana çıktı. Hariciler meydana çıktı. Bu sefer haricilerle harp oldu. Tekrar ikinci defa ordu hazırladı. Şam'a tekrar yürümeye için vakıfta şehit oldu. Yani Müslümanların arasında harp oldu. Müslümanlardan ganimet alınmaz, esir alınmaz. Kafirlerinin olacak ki onlardan ganimet esir alınır. Onun için Hazreti Ali radıyallahu teala diyor ki bütün hilafeti müddetince kendisine hilafet meselesinde muhalif olanlarına meşgul oldu. Onlar da kimlerden o muhalif olanlar? Mimmen şul bir cemaatten ki la yusba esir edilmez ve la yuğnem. Ganimet de alınmaz. Çünkü karşı taraf Müslüman. Hatta Sıffin vakasında Hazreti Ali galip oldu. Cemel vakasında. Bu sefer kendi cemaatinden, ordusundan dediler ki biz ganimet aldıklarımız esir olacak, malları da ganimet olacak diye Hazreti Ali'ye müracaat ettiler. Hazreti Ali dedi ki bu olmaz dedi. Bunlar Müslüman. Biz Müslümanların harbettik bu olmaz. Nasıl olmaz dediler. Bunlar biz Müslüman idi, niye harbettik, niye öldürdük? İlla alacağız. Peki illa alacaksınızsa dedi, Hazreti Ayşe kimin hissesini isabet edecek? Esirlerin başında o. Esir niyetiyle o da taksime konulacak. Cariye diye satılacak. Taksim olacak. Kimin hissesine düşecek? Bütün müminlerin anası. Olmaz dedi. Yalnız dedi, bakın, her kim elinde kılıç müdafaa ediyorsa onu öldürün. Fakat silahını koydu, evine kaçtı. Kaçanı takip etmeyin. Takip edeyim, geriden gidin, vurum öldürüm yok. O harp meydanını terk etmiş gidiyor, serbest bırakın gitsin. Sonra mallarına gelince, mallarını toplayın, herkesin malını tespit edin. Kendi vereseleri gelir, isterse vereselerine verin. O kendi vereseleri geldi, istediler, kendi vereselerine verdiler. Çünkü Müslümanın malı ganimet edilmez. Onun için Hazreti Ali'nin elinde ganimet yoktu ki bakalım bu Ehl-i Beyt'e humusul humusi verecek mi, vermeyecek mi? İmam-ı Tahavi böyle müdafaa ediyor. Diyor ki böyle cevap veririz biz onlara ama bu cevap da tatmin edici cevap değil. Yani doğrusunu bir şey dersen İmam-ı Tahavi'nin tabi o ara tercih etmiş bir imam diyeceğimiz yok ama Hazreti Ali radıyallahu teala doğru kafirden mal almadı fakat beytül malın geliri vardı. Beytül mal sadece bundan ibaret değil ki. Beytül mala gelen malın humusunu Ehl-i Beyt iddia ediyor. Beytül mal var idi gene. Varidat nereden idare ediliyordu devlet? Beytül malda. Onun humusul humusi neredeydi? Onu getirmiyor. Onu getirmesi lazım. Hazreti Ali vermedi. Esasında vermedi. Kime vermedi? Beytül malın zenginlerine vermedi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi. Fakirler de zaten Beytül Mal'dan besleniyordu. Nereden besleniyordu? Gene Beytül Mal'dan. Şimdi burada İmam Tahavi diyor ki وَاِنَّمَا يُحْتَجُ بِقَوْلِ عَلَيْيِنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي ذَالِكَ Bu mesele hakkında Hazreti Ali Hakk'ın kavliyle ne vakitte ihticat edilir? لَوْ سَبَا وَغَلِمْ Kafirleri vursaydı, esir alsaydı, ganimet alsaydı. Evet. فَفَعَلَ فِي ذَالِكَ مِسْلَ مَا كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرْ فَعَلَى Fil Ahmaz, Ebu Bekir ve Ömer humus meselesinde nasıl hareket ettiyse o vakitte anlaşılır ki bunun mezhebi nasılmış. Kafirleri vurmuş, humus almış ama humusu ne şekilde yapmış o vakit anlaşılırdı. Fakat bir kafiri vurup almadı diyor. Ama dediğim gibi bu Beytül Mal'in yok olması değil ki evet Hazreti Ali kafirlerle harp etmedi biliyoruz. Müslümanlarla harp etti ve onlardan da Müslümanın malını ganimet diye almadı ve kendilerini de esir etmedi. Fakat Beytülmal'in kendisi yine var idi.
Beytül malın varidatı başka yerlerden gene var idi. Ehli beyt, beytül malın humusini dava eder. Hala da yine o dava vardır yani. Evet. Ve emma izâ lem yekün seba ve la gani. Seb yetmediyse Hazreti Ali, ganimet almadıysa fela hüccete li ahadin, hiçbir kimse için hüccet yoktur. Fî tayyiri mâ kâne fü'ile qablehu min zâlik. Kendisinden evvel ne şekilde işlendi? Onu tayyirde Hazreti Ali tayyir etti mi etmedi mi kimseye bu hüccet olamaz diyor. Yani İmam Tahavi şurayı tutmak istiyor ki Hazreti Ali küfarıyla harp edip de ganimet almadı ki bakalım o ganimeti ne surette teksim edecek, hatta elimizde hüccet ola ki Ebu Bekir Ömer'in mezhebinde mi gitmiş yoksa onlara muhalif mi gitmiş, bunu ispat edecek delil yoktur. O da neden? Çünkü kafiri vurup ganimet almadı. Evet. وَلَوْ كَانَ بَقْيَ فِي يَدِّهِ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ. E bir de var ki derseniz ki Hazreti Ömer yahut Hazreti Ebu Bekir'den yahut Hazreti Osman'dan Beytül Mal'ın kalma malları var. Onlar vefat edince Beytül Mal'da bunlar var idi. Ona ne dersiniz? مِمَّا كَانَ غَنِمَهُ مَنْ قَبْلَهُ. Kendisinden evvel ganimet gelmişti. Ondan sonra Hazreti Ali'nin eline geçti. فَحَرَمَهُ ذَوِي الْقُرْءَ ذَوِي قَرَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Fakat o bakiye kalan maldan zevil kurbayı mehrum etti. Böyle olsa bile لَمَا كَانَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا حُجَّتُمْ. Bunda da hüccet olamaz. Yani böyle deseniz bile kendisi ganimet etmedi ama kendisinden evvelki halifelerin zamanından kalma ganimetler var idi. O ganimetleri de vermedi. Zevil kurbaya vermedi. Derseniz de bunda da hüccet yoktur. Fî zâlike hüccetun tedullu alâ mezhebihi fî zâlike keyfe kân. Hazreti Ali'nin mezhebi ne şekildedir? Bunda da hüccet bulunamaz. Niçin? Leenne zâlike bu bekiye, beytül maldan bekiye kalan Hazreti Ali'ye innemâ sâre ileyhi Hazreti Ali'ye intikal etti. Bâdemâ nüffize fîhil hükme nüffize fîhil hükmü minel imâmillezî kâne kablehû. Kendisinden evvelki imam tenfiz ettiği bir hüküm kendisine geldi, intikal etti. Mesela kendisinden evvelki kimdi? Hazreti Osman. Hazreti Osman'ın zamanında birçok fütuhat oldu. Ganimetler geldi. Humus geldi. O humus da teksim edildi. Tenfiz edildi. Tenfiz edildi. Tenfiz edildikten sonra Beytül Mal'ın hissesi Beytül Mal'a, o Beytül Mal'dan da kime verilmesi icap ediyorsa o da verildi. Bu tenfiz edildikten sonra Hazreti Ali halife oldu. Onun için o mesul değildir bunda. فَلَمْ يَكُنْ لَهُ evet. فَلَمْ يَكُنْ لَهُ evet. فَاِنَّ ذَٰلِكَ اِنَّمَا سَارَ اِلَيْهِ بَعْدَمَا نُفِّذَ فِيهِ الْحُكْمُ مِنَ الْاِمَامِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ اِبْطَالُ ذَٰلِكَ الْحُكُمُ. Öyleyse Hazreti Ali o kendisinden evvelki imamın hükmünü iptala selahiyeti yoktur. Her halife kendi zamanında mesuldür. Kendisinden evvelki Hazreti Osman radıyallahu anh o da tenfiz etmiş, bitirmişti. Ve in kâne huve yara hilâfehu. İstersen kendisi onun hilafına iştihad etsin. İştihad etse bile, kendi iştihadı onun hilafına olsa bile tenfiz edilmiş, bitmiş. Lenne zâlikel hukum. Bu hüküm ehli beytin humusul humus meselesi. مِمَّا شُلْبِ الْمَسْأَلَلَرْدَنْدِرْ ki يَخْتَلِفِ فِيهِ الْعُلَمَا. Ulema bunda ihtilaf ediyor. Ulemanın ihtilafı var. Beytül malda ehli beytin zenginlerine verilir mi, verilmez mi? Bu ihtilaflı mesele diyor. Onun için Hazreti Ali'nin iştihadi, Hazreti Osman'ın iştihadına muhalif olsa bile Hazreti Osman'ın tenfiz ettiği bir şeyi tebliğe tayir etmez. Edemez. Etmese lahiyeti yok. وَلَوْ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ anhu ra'a fi zalike. Eğer Hazreti Ali görmüş olsaydı, iştihad etmiş olsaydı bu meselede fi zalike. Ma kana Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhuma ra'aya. Hazreti Ebu Bekr'in, Hazreti Ömer'in iştihadi gibi o da iştihad etmiş olsaydı fi karabeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in karabeti hakkında gerisinde ne diyor? Yine mana çıkmıyor. Burada bir noksan var. Bir noksan var. Olsaydı Hazreti Ali radıyallahu teala anh, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi düşünmüş olsaydı
Yani humusul humusle ehli beytin fakirlerinin hakkı var, zenginlerinin yok. İçtihadi böyle olsaydı men olmadı ki orada bir noksan var. Eğer Hazreti Ali radıyallahu teala'nın içtihadi de Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in içtihadi gibi olsaydı, bu üçü de bir araya geldi mi, o vakitte kâne lâ yûcedü men kad hâlefehû. Oraya yazın. Kâne lâ yûcedü. Bulunmazdı. Men bir kimse ki hâlefehû, kad hâlefehû, ona muhalif olur. O vakitte kimse muhalefet etmezdi. Niye? Hazreti Ebu Bekir'in içtihadi böyle, Hazreti Ömer'in böyle, Hazreti Osman öyle hareket etmiş. Hazreti Ali de böyle derse, öyleyse bu ittifak-ül eyyimmetiler ve Hulefai Raşid'in ittifakı oldu. Bu hücceti gati olur, kimse buna muhalefet edemez o vakitte. Kâne lâ yûcedu, bulunmaz idi. Kim? Men bir kimse bulunmazdı ki. Evet. Gat hâlefehû, buna muhalefet etti. Bilmem nasıl oluyor. Anlamadım. كان لا يوجد من قد خالفه كان لا يوجد من عبد الله بن عباس da muhalefet edemezdi. Şimdi bunların dördü ittifak etti mi demek istiyor ki muhalefet edemezdi. Ne için? Onda delil getiriyordu. لقول ابن عباس رضي الله عنهما Abdullah bin Abbas'ın sözünden delil alıyor. Bakmıyor musun? كنا نرى أن نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا. Demek ki esas Ehl-i Beyt'ten, Hazreti Ali de Ehl-i Beyt'ten. Demek ki inna nahnu dedi ki Hazreti Ali de istiyormuş diyor. Yoksa Hazreti Ali de Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi olsaydı daha geride kim kaldı ki Ehl-i Beyt'ten? Abdullah bin Abbas kendi başına çıkıp da dava edemez ki. Çünkü Hazreti Ali Ehl-i Beyt'in başında olduğu halde o da Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in dediği gibi diyor. On diyor ki bak biz bundan anlıyoruz ki Abdullah bin Abbas İnna nahnu demesinden murat Hazreti Ali kendisiyle beraber. Çünkü başta o geliyor. Onu oraya ithal ediyor İmam-ı Tahavi. Fahadi cevabatul hucec, işte hüccetlerin cevapları budur. İmam-ı Tahavi diyor ki işte bu birinci mezhebe sahip olan hüccetleri, delillerini ben çürüttüm diyor ki çürüdemedi. Yani hakikatini insan söylemek isterse birinci kavlun hüccetlerini çürüdemedi. Yalnız bu bir şeyden bir delil getirdi. Peygamber Efendimiz hali hayatındayken humusul humusi ehli beytin zenginine, fakirine verdi. Oradan delil getirir ki İmam-ı Azam mezhebi de budur. Fakat onu da gene İmam-ı Azam diyor ki Peygamber Efendimiz'e mahsus idi. O da o hali hayatındaydı. Hali hayatında Peygamber Efendimiz zengine de verir, fakire de verir. O Peygamber Efendimiz'in selahiyeti dahilinde. O delil olmaz o. Peygamber Efendimiz ordudan bir ganimetten istediğini seçer. İstediği mali de istediğine verir. O Resulullah Efendimiz'in hasaisinden. Peygamber Efendimiz'in bir çok hasaileri var. Cenab-ı Hak ona selahiyet vermiş. 9 evlenmek gibi. Ona o zatına mahsus. O da öyle. Evet. Hulâse bu deliller budur diyor. Hüccetlerin delilleri elleti ehtecce biha ellezîne nefav sehme zevil kurba. Zevil kurbanı sehmini nefyedenlerin hüccetlerinin cevapları budur. O da neyi nefyettiler? En yekûne vâciben lehum ba'de Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den sonra onlara vacip bir his olmasını nefyedenlere biz böyle cevap verdik diyor. Ve lâ fî hayâtihi. Hayatında da vacip değil dediler onlar. Vacip bir şey yoktu. Vefatından sonra da vacip yoktur. Ve ennehum kânu fî zâlike kesâiril fukara. Onlar diğer fakirler gibidir. Ayrıca Ehl-i Beyt'in Beytun oldu bir hususi hakları yoktur diyenlerin hüccetlerine cevapları bu şekilde verdik diyor. فَبَطَلَ هَذَا الْمَسَبْ. Öyleyse bu mezhep batıl oldu diyor. Halbuki olmadı. O verdiği del beni ikna etmiyor, onları ikna eder mi? Ben Hanefi olduğum halde, bunu teyit ettiğim halde beni ikna etmiyor. Öteki adamlar ikna olur mu? Yani delil olacak, o bir kuvvetli bir şey olacak ki ha. فَسَبَتَ اَحَدُ الْمَذَاهِبِ الْاُخَرِ. Öyleyse bu mezhep batıl olunca öteki mezheplerin birisi sabit olur. Bu da muhaletedir. Bu sabit, sen kendince bunu batıl ettin. Bu batıl olmadı ki ötekilerin ikisi sabit ola. Burada üç mezhep var. Birincisi batıl oldu, öteki ikisinden birisi sabit olur. Ama sen diyorsun batıl oldu, o batıl olmadı diyor. Çünkü getirdiği deliller mükniye bir delil değil. Evet.
kendisince göre kendisine bir kanaat bahşetmiş, fakat öteki tarafı hasmi ikna etmez bu. فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَى Öyleyse bu birinci mezhep batıl olduysa biz öteki mezheplerden birisi sabit oldu. Şimdi ona bakacağız. Ötekilerinden hangisi sabit? فَاَرَدْنَا اَنَّنْ زُرَى Biz nazar etmek murad ettik. فِي قَوْلِ مَنْ Bir kimsenin kavlüne ki جَعَلَهُ لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ulemanın ba'si dedi ki Resulullah'ın irtihalından sonra Resulullah'ın hissesi, onun karabetinin hissesi halifenin karabetini isabet eder. Resulullah'ın halifesi kimse bu zevil kurba onun akrabası olur. Bir bu. Ve ceale sehme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lil halifeti min ba'di. Resulullah Efendimizin hissesi de halifeyi isabet eder. Hel li zalike vecu? Bunun içinde bir vecih, bir rivayet, bir kıyas var mı yok mu? Artık bu gevre kim sahip olmuş burada yazmıyor. Onlar diyorlar ki Resulullah Efendimiz'in yerine kim geldi? Mesela Ebu Bekir. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in sehmi Ebu Bekir'e isabet eder. Zevil kurbaya verilecek hisse de Ebu Bekir'in akrabasına verilecek. Hazreti Ebu Bekir'den sonra kim geldi? Ömer geldi. Resulullah'ın sehmi Ömer'e verilecek. Zevil kurbanın hissesi de Ömer'in akrabasına verilecek. Böyle diyenlerin gevrini ele aldı. فَرَيْنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Diyor ki biz Resulullah Efendimiz'i gördük ki قَدْ كَانَ فُضِّلَ Peygamber Efendimiz takdir edildi. بِسَهْمِ صَفِيِّ وَبِخُمْسُ الْخُمْسُ Resulullah Efendimiz'e hem safi ganimetten istediğini seçip almak, bir de humusun humusunu almak. Beytül mala gelen malın humusunu almak. Bu ikisi Resulullah Efendimiz'e verildi. Resulullah Efendimiz bununla takdir edildi. Ve cu'ile lehu ma'a zalik bununla beraber Resulullah Efendimiz'e verildi fil ganimeti ganimette de sehmin gene bir sehmi var. Ke sehmi raculin minel müslimin Müslümanlardan bir adam ne sehmi alırsa Resulullah Efendimiz de eynen o sehmi gene alırdı. Yani Resulullah Efendimiz ordudan istediğini seçip alacak bir. Bir de ganimetin beşte birini Resulullah Efendimiz alacak. İki, bir de o kalan beşte dördü teksim ediliyor ya gazilere. O gazilerin her birisine ne kadar hisse isabet ederse Resulullah Efendimiz'e de gene o kadar bir hisse verilecek. Evet. Sümme ra'inahum. Sonra biz ulemayı gördük. Kad ecme'u icma'il ediler ki enne sehme safiyyi ordudan seçip alacağı sehm leyse li ahadin ba'de Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'den sonra bu selahiyet kimseye verilmemiş. Yerine gelen Ebu Bekir radıyallahu anh ordudan, ganimetten bir şey seçip alabilir miydi? Yok. Herhangi bir halife ganimetten bir şey seçip alamaz. Öyleyse bu Resulullah Efendimiz'e hasmış. Onun hasaisindenmiş. Ve enne hükme Resulillahi fi zalik Resulullah Efendimiz'in hükmü bu safi meselesinde hilafü hükmül imam min ba'dihi kendisinden sonra gelecek halifenin hükmünün hilafındadır. Resulullah Efendimiz'e safi hakkı vardır. Fakat ondan sonra gelecek halifelere safi hakkı yoktur. Fesebete bizalike izâ. Bununla da sabit oldu ki enne hükmehu Resulullah Efendimiz'in hükmü fî humusül humus beşte birin beşte birisini almakta hilâfü hükmül imâmi min ba'di kendisinden sonra gelecek halifenin hükmünün hilafındadır. Madem Resulullah Efendimiz'e safi ile beraber humusul humus veriliyordu. Kendisinden sonra gelen halifeye safi yok. Safi yoksa humusul humus da yok. O da yok. Sebete enne hükmehu sabit oldu ki Peygamber Efendimiz'in hükmü ima ve safına bizim vesfettiğimiz bu humusul humusla hilafü hükmül imam min ba'dihi kendisinden sonra gelen imamın hükmünün hilafınadır. Yani humusul humus halifeye yoktur. Sebete bununla da sabit oldu ki henne hükme garabeti fi zalik bu mesele hakkında Resulullah Efendimiz'in garabetinin hükmü akrabasının hükmü hilaf hükmü garabetil imam min ba'dihi kendisinden sonra gelen imamın akrabasının hilafınadır. Yani halifenin zevil kurbası Resulullah'ın zevil kurbası gibi olamaz. Resulullah Efendimiz'in zevil kurbasına verilecek ise halifenin zevil kurbasına verilmez. O onun hilafınadır.
غُلِبَ اَحَدُ الْقَبْلِينَ مِنَ الْآخَرِينَ Bu iki kavlin birisi ötekinden mekruh. Ne demek? Diyor ki, Resulullah Efendimiz'in hükmü, halifenin hükmünün hilafına olursa, öyleyse Resulullah Efendimiz'in akrabasının hükmü de halifenin akrabasının hükmünün hilafınadır. İster evvelinden başla, ister sonrasında. Halifenin akrabasının hükmü, Resulullah'ın akrabasının hükmü gibi değildir. Resulullah Efendimiz'in akrabasının hükmü, halifenin akrabasının hükmü gibi değildir. Farkı yok. İster alttan dur, ister önde. Ve Rabbeke fekebbir. Rabbeke fekebbir. İki taraftan da Rabbeke fekebbir okunur. Fe nezerne fi zalik. Bunda da nezer ettik. Fe izen Allahu Azze ve Celle kal. Bir de baktık Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ayet kerimede buyuruyor Estağfirullah. وَعْلِمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمِسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyurdu فَكَانَ سَهْمُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَارِيًا لَهُ Peygamber Efendimiz'in sehmi devam etti gitti. مَا كَانَ حَيَّنْ اِلَى اَمَّاتِ Resulullah Efendimiz hali hayatta olduğu müddetçe Humus'ta onun hissesi gereyen etti. Hakkı var. وَنْقَتْعَ بِمَوْتِهِ Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahireti teşrifleriyle Resulullah Efendimiz'in sehmi mungati oldu. Halifeye verilmez mi? İspat etti ki halifeye verilmez o. Bu Resulullah Efendimiz'e hassı değil. وَكَانَ سَهْمُ الْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ Resulullah Efendimiz'in hali hayatındayken yetimlerin sehmi var, miskinlerin var, İbn-i Sebil'in sehmi var. Bunlar Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşrif ettikten sonra devam etti mi, kesildi mi? Ba'de vefati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kemâ kâne kabde zâlik. Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşrif ettikten sonra yine aynen cereyan etti. Hali hayatında nasıl ise vefatından sonra da öyle cereyan etti. Ha. Resulullah Efendimiz'in hissesi kesildi. Fakat yetama, mesakin, İbn-i Sebil'in hisseleri, sehemleri kesilmedi, devam etti. Ortada hangisi kaldı? Zevil kurba kaldı. Şimdi ona bakacağız. Sümmehtelefû fî sehmi zevil kurba. Zevil kurbaya baktık. Bu zevil kurba da Resulullah Efendimiz'in sehmi gibi kesildi mi? Yoksa yetama, mesakin, İbn-i Sebil gibi devam mı edecek? فقال قوم ولماذا bir kısmı dedi ki huwa lehum ba'de vefat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sehmi onlarındır kema kana lehum fi hayati Resulullah Efendimizin hayatında nasıl onlara veriliyor ise vefatından sonra da verilecektir. Ulemadan bir kısmı böyle dedi. Beytül malın humsu onlarındır. Ve قال قوم ulemadan bir kısmı da dediler ki kat inqata anhum bi mevtihi Resulullah Efendimiz sağ iken onlara veriyordu. Resulullah Efendimiz dar-ı ahirete teşriflerinden sonra onların sehmi de kesildi. Ve kânallâhu azze ve cel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kad cem'e kulle karabeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi kavlihi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şu kavlünde karabetin hepsini cem etti. Ne dedi? Velizil kurba velizil kurba buyurdu Cenab-ı Hak. Yani Peygamber Efendimiz'in akrabaları. İlla akrabasında şuna ver, şuna verme diye Cenab-ı Hak beyan etti mi? Yok. Ümumu olarak beyan eyledi. فَلَمْ يَخُصَّ أَحَدًا مِنْهُمْ دُونَ أَحَدٍ Fülen kese ver, zevil kurbadan fülen kese verme diye Cenab-ı Hak tahsis etmedi. ثُمَّ قَسَمَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Fakat Peygamber Efendimiz teksim etti. فَاَتَى سَهْمَ بَنِي هَاشِمْ وَبَنِي الْمُطَّلِبْ خَاصَّ Zevil kurbadan Beni Haşim ve Beni Muttalib'in sehmini verdi. Ve harame Beni Ümeyye ve Beni Nevfel. Beni Ümeyye ile Beni Nevfel'in onları mehrum etti. Onlara sehem vermedi. Çünkü onlar da zevil kurba. Ama vermedi. Ayet-i Kerime'de onlar da dahil. Zahirine göre dahil. Fakat tabi ayet-i Kerime'yi nasıl amel edecek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cibril'in talimiyle şunlara ver, şunlara verme dedi. Peygamber Efendimiz Beni Muttalib'e, Beni Haşim'e verdi, Beni Ümeyye'ye, Beni Nevfel'e vermedi. وَقَدْ كَانُوا مَحْسُور۪ينَ مَعْدُود۪ينَ Onların da sayıları az idi. Yani o vakitte belliydiler, öyle dünyaya intişar etmemişler. Kaç kişi hepsi Mekke'de, o da malum idi.
وفي من أعطى Resulullah Efendimiz'in verdikleri içinde de var idi. Beni Haşim ve Beni Muttalib'e verdi ya, onların içinde var idi. El-Ganiyyü vel-Fakir. Gani de var idi, fakir de var idi. وفي من حرم خُتَّبَ فِي İçinde zengin de var idi, fakir de var idi. Hiçbirisine vermedi. Ne zenginine verdi, ne fakirine verdi. Beni Haşim'in, Beni Muttalib'in de içinde zengin de vardı, fakir de vardı. Zengine de verdi, fakire de verdi. Bundan ne anlaşıldı? Fesebete sabit oldu ki enne zâlike sehme. Bu sehem, Peygamber Efendimiz'in bu zevil kurbaya vermiş olduğu sehem, kâne linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e bu selahiyet verilmişti. Sen kime verirsen ver. Fece'alehu fe'iyyi karabetihi şah. Peygamber Efendimiz karabetinin hangisini de istediyse onu da kıldı. Selahiyet Peygamber Efendimiz'deydi. Fesare bizalik, bununla oldu. Hükmuhu, bunun hükmü. Hükme sehmi, kendinin sehmi gibi. Zevil kurbanın sehmi, Resulullah'ın sehmi gibi oldu. Ellezî kâne yaslafî li nefsihî. Nasıl Peygamber Efendimiz kendisi için alırdısa, ihtiyar ederdiyse, işte zevil kurbanın sehmini de öyle alır, istediğine verirdi. Peygamber Efendimiz'e has idi. Bundan ne anlaşılıyor? Yani diyor ki فَكَمَا كَانَ ذَٰلِكْ مُرْتَفِعًا بِوَفَاتِهِ Peygamber Efendimiz'in kendi sehmi kalktığı gibi, mürtefi oldu, kalktı. Böyle olduğu gibi غَيْرَ وَاجِبٍ لَا حَدٍ مِنْ بَعْدِ Kendisinden sonra hiçbir kimseye verilmesi vacip olmadı. Peygamber Efendimiz'in sehmi vefatıyla münkatı oldu. Onun sehmini kalkalım da kimseye verelim yok. Böyle bir vücub yok. كَانَ هَذَا اِذَا كَزَارِكْ مُرْتَفِعًا بِوَفَاتِهِ Öyleyse zevil kurbaya verdi ki hisse de kendi vefatıyla o da mürtefi oldu. Niye? Peygamber Efendimiz'e o selahiyet verilmişti. İstediğine verirdi, istediğine vermezdi. Resulullah Efendimiz dar ahireti teşrif ettikten sonra o hüküm de kesildi orada. غَيْرَ وَاجِبٍ لَا حَدٍ مِنْ بَعْدِهِ Kendisinden sonra bir kimseye o hak vacip olmadı. Vacip olmadı diyor. Niye? O tafaddülen ikramen verilirse başka verilir o. Mesela imam gördü ki vacip yani ehli beytin iddia edip de hükmü şer'i mucibince vacip olan bir hakları yok. Ama zamanın imamı tafaddülen verirse o teneffül tafaddül kabilinden o caiz. Vacip olarak yok. وَهْوَ قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْلَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ İşte bu üç imamın kavli de budur. Ehl-i Beyt gelip de bir hak iddia edemezler. Ama zamanın imamına da lazımdır. Onları tefekkür etmesi lazım. Zaten zengin ise zengin. Yani fakir ise diğerlerinden daha evvel onların hallerini gözetmeleri lazımdır. Onun için Türkiye'de Osmanlılar devrinde Nekibül Eşraf tayin edilirdi. Şeyh el-İslam, Şeyh el-İslam'dan sonra Nekibül Eşraf. Şeyh el-İslam alimlerin reisi. Sedr-i Azem'den sonra rütbede o gelir ve bütün umuri devlette Şeyh el-İslam'ın fetvası alınmamış bir iş görülmezdi. Herhangi meselede Şeyh el-İslam'dan fetva alınır, padişahın kendisi bile fetva alır. Ondan sonra hareket edilirdi. Bir adam idam mı edilecek, öldürülecek mi, ne ceza giyecek? Şeyh el-İslam'ın fetvasıyla. Nekibül Eşraf'ın vazifesi de ne kadar ehli beyitten adamlar varsa, her memlekette onun memurları vardı. Her memlekette bir Nekibül Eşraf. Onlar defter tutacaklar, seyyidlerin çocuklarını yazacaklar. O defterler her kimse kalkar da ben seyyidem derse o nerelisin? Diyarbakırlı, Antepli, Erzurumlu. Orada Nekibül Eşraf'a havale edilir. Bu adam hakikaten senin defterinde var mı yok mu? Oradan o adamın hakiki seyyid olup olmadığı meydana çıkar. Yalancıysa o da meydana çıkar. Onun için seyyidler daima çocuklarını götürür Nekibül Eşraf'ların defterlerinde yazdırırlar idi. Fakat sonra inkılap olduktan sonra o da gitti ama Mısır'da hala bu cereyan ediyor. Mısır'dan bizzat geldi. Onun dedeleri de Nekibül Eşraf'ımış Mahalle-i Kübra'da. 16 cilt oldu. 16 muazzam cilt olmuş. Mısır, Mağrib, Hicaz bunlarda ne kadar şeyler, şerifler seyyidler varsa hepsinin şeysi var. Cedveli var. Geldi Mekke'de ayrıca dolaştı. İsimleri var. Gidiyor mesela filan seyyid ha. Senin baban ismi var burada. Ondan sonra kaç kardeştiniz? Bacılarınız kim? Kimlerle evlenmiş?
onu da tespit eder. Ana tarafından da seyit gelir. Bu hala devam ediyor. Bunun faydasına, bunun da birçok faydaları var. Mesela adamın birisi vakfetmiş arazisini ki benim memleketimde kim seyit ise bu vakıftan istifade edecek. Ya, o vakıfta herkes gelir, ben seyidemdir. Ya, yok, o nekibül eşşafa gider, o nekibül eşşaf onu tespit eder. Ondan sonra o hakkı alır, yoksa yok. Mesela adam ribat yapmış, diyor ki seyitler oturacak. Bu Medine'de var, Mekke'de de var. Herkes gelir, ben seyidemdir. İspat edecek. O ispat da ne eliyle olur, kim vasıtasıyla olur? Nekibül eşşaf eliyle olur. Fakat şimdi bizim bu davalarımız, buradaki dava, diğer mezheplerde ihtilaflı, bizim mezhepler. Ehli beytin, beytül malda beşte bir hissesi var mı, yok mu? Şimdi bizim mezhebimizde ehli beyt olarak bir hisseleri yok. Yalnız fakirler olursa fakirlerin hissesi var. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem.